Bir Ekran Klasiği Artı Futbol'a hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Birbirinden kıymetli konuklarla Artı Futbol'u başlatıyoruz. İlk haftanın programı. Sağ tarafımda iki futbolcu, oynadıkları döneme damga vurmuş iki isim Evren ve Mehmet Yılmaz. Bu tarafta da, sol tarafta da genellikle iki etkili gazeteci arkadaşım Emre Bol ve Serdar Sarı'da. Genellikle düğünlerde oynayan, halay başında. Tamam. Şimdi Aykut'cum sen hoş geldin. Sen de hoş geldin Aykut. Hoş bulduk. Hoş yani bundan sonra Ender bilgini yedik. Takım oynayacağız. Yani bundan sonra seninle yola devam etme kararı aldık. Yedik demeyelim de. Tabii o da hayırlı, o da hayırlı olsun yeni yayın. Ama senin de Allah yardımcın olsun bundan sonra. Hepimizin. Niye girdin Mehmet? Çok çalışacağız. Tabii zor iş. Ben öyle deyince Emre Bol güzel baktı onun için bir şey söylemedim. Şimdi Mehmet'ciğim bir Rus atasözü vardır. Evet. Ayıyla dansa kalkarsan dansı ayı bitirir. Tamam mı? Sürekli geldiğimden beri Aykut'a onu söylüyorum. Aykut tabii daha önceki zamanlarda ilk Artı Futbol zamanlarımızda. Birlikteydik. Ekibe yabancı değiliz. Yabancı değil ekibe. Kesinlikle zaten çok tecrübeli bir isim tabii Aykut İnce de. Yani Ender müdürümüzden tecrübe olamaz tabii de yani. Buradan Ender müdürümüze saygılarımızı, sevgilerimi iletiyorum. Selam yolluyorum. Şimdi kritik bir hafta. Geride kaldık. Haftanın en karlısı yayına girmeden önce Evren söyledi. Beşiktaş doğru da söylüyor. 3 puanlık maç geride bıraktı Beşiktaş ama hem Trabzon'un kaybettiği 2 puanı yazalım. Hem Fenerbahçe'nin kaybettiğini yazalım. Hem de Galatasaray'ın kaybettiği 2 puanı yazarsak artı Sivas'ın da epey bir puan kazanmış oldu Beşiktaş. Yanı sıra Galatasaray'ın, bu arada toplu sonuçta geldi. Baktığımızda sizin için sürpriz sayılabilen bir maç var mı? Mehmet senle başlayayım. Skoru sürpriz biten. Burada bakıldığı zaman bu tabloda. Yani bence Göztepe Başakşehir maçının hani 3-0 olması. Yani belki ben çok daha zor geçeceğini düşünüyordum. Evet. Çok rahat kazandı. Bence ki buradaki sürpriz bu. Bakıldığı zaman. Evren? Çünkü... Yani tabii ki o maçta olabilir farklı bitmesi. Fenerbahçe kendi evinde Denizli'yle ben hani diyeceksin kaç haftır kazanamıyor ama kendi evinde Denizli yenilmemesi de sürpriz yani. Bence de. Yani burada hocanın gitmesi yeni bir hava oluşacak derken yine kazanamadı. O da bence sürpriz. Sen ne diyorsun? Bence de Fenerbahçe Denizli'yle karşılaşması haftanın sürprizlerinden bir tanesiydi. Çok fazla hakem hatası oldu. Zaten onları programın devamında evet. Mutlaka konuşacağız. Ya babacığım bak şimdi. Esas bizim sıkıntımız zaten bu. Ya şampiyon birisi olacak, bir takım şampiyon olacak, 3 takım düşecek. Bunlar herkes hak ettiğini yaşasın. Fakat bakıyoruz ki takımlar hak ettiğini yaşamamaya başlıyorlar. Yani lig dizayn ediliyor, lig dizayn ediliyor. İşte Sayın Ali Koç, Sayın Nihat Özdemir ve Sayın Zekeriya Alp'in zorlu buluşmasından sonra lig mi dizayn ediliyor falan dediler. İşte Fenerbahçe'nin durumu ortada kardeşim. Fenerbahçe ligi falan dizayn ettiği yokmuş. Esas bazı gerçekleri gözden kaçırıyoruz. Çoğu zaman hakemler ligi dizayn ediyorlar. Bunu evet. Gözden kaçırmamamız lazım. Bak bu hafta bir şeyi seyrettim Malatya maçını. Evet. Yani Cüneyt Çakır'ın verdiği ya yazıktır günahtır ya Malatya-Konya maçı. İkisi de ateşte. Her an aşağı düşebilirler. İkisine bir puan yaramıyor. Bir kırmızı kart, bir penaltı. Malatya Spor'un belini kırdılar ama neyse ki 10 kişi kalmasına rağmen Malatya beraberliği sağlayabildi. Fakat işte bu kadar ince abi şey. Bu kadar ince detaylara bağlı bir takımın küme düşmesi ya da yukarıya sonra... çıkması. Bu hafta Fatih Hoca çok güzel bir laf söyledi. Artık öyle haftalara girdik ki yarım puanın bile şeyi var, önemi var artık. Alacağım bir puan, 3 puanın direkt etki ediyor artık yukarılara. Aşağıyı da öyle. Aşağıyı da tabii aynı şekilde ya. Ya sadece şampiyonluk yarışı değil. Avrupa'ya gideceksin. Orada da para var. Avrupa'da yani bir takım şampiyon olacak ama sıralamayı para kazanacak bir sıralama. Evet. Avrupa Ligi'ne gidecekler, gruplara direkt katılacaklar. Maç oynayıp gruplara girebilecekler. Düştüğün zaman çıkmak çok zor. Alışa bak mesela Bursa'nın halini görüyorsun bu sene. Çok zorlanıyor ki Bursa camiası olan büyük kulüplerden bir tanesi ama aşağı indiğin zaman yukarı çıkmak hakikaten çok zor. O yüzden hakemlerimizin yetersizliği mi, hakemlerimizin designerlığı mı artık o kısmını bilmiyorum ama... Bir noktaları zayıf o kesin. Yani çok büyük bir zayıflık bir söz konusu. Serdar? Tabii Fenerbahçe maçı skoru, oyunu da sürpriz. Ama orada en sürpriz skor bence Kasımpaşa maçı. Yani 5 tane ben Kasımpaşa'dan beklemiyordum. Yani Yener diyebiliriz. Çok iyi oynadı ama Kasımpaşa. 5 tane skor böyle bir gol beklemiyordum. İyi oynadılar evet. Kasımpaşa Kayseri maçı diyebiliriz. İyi oynayan bir Kasımpaşa vardı kabul ederim. Evet Kasımpaşa takımı yani bir iki hafta öncesine baktığımda yemin ediyorum çok değişmiş yani. Bu kadar hızlı oynayan, çabuk oynayan. Yani o Kasımpaşa'nın o ilk geçen seneki, ondan önceki seneki oyunları gibiydi. Yani lig alt tarafta çok kızışıyor.
Ya sürpriz derken artık bu saatten sonra her takım her takımı yenebilir. Çünkü Mehmet de oynadı alt taraflarda olan takımlarda. Evet. Yani orada o zaman takımlar bir direnç yapıyorlar. Kazanmak zorundalar. Büyük takımlarda şampiyonluğu oynuyorlar. Artık orada ciddi bir mücadele oluyor. Yani şu an kendi aralarında oynadıkları maçlar evet önemli. Ama öbür taraflar önemsiz diyorsun işte. Bak yenemiyorsun. Fenerbahçe Denizli'yi yenemedi. İşte geri geliyor. Çok hiç ummadığın takıma puan kaybedebiliyorsun. Bu yarıştan da seni kopartabiliyorlar. Onun için artık zorlu haftalar başladı. Dediğiniz gibi hakemlerin de çok dikkat etmesi lazım. Ama şu an görüntüde ne yazık ki çok bariz hatalar oluyor. Ama oyun anlamında hani Sivas Galatasaray maçına gelirsek veya diğer maçlar yani oyunda zevkler var. Yani Sivas Galatasaray maçında zevk alan. Keyifli zaten. Bir maçtı. Doğru keyifli söylüyorum. Maçtı. Kaliteli maçtı. Gol vardı. Pozisyon vardı. Oyuncular en azından kendilerine güvenleri vardı. Pozisyonlara girdiler. Yani ben zevk aldım. Diğer maçlarda oluyor. Trabzon'da zevk veriyor. Başakşehir keza öyle. Zaten tempodan düşen, konsantrasyon kaybeden takımlar da aşağı doğru iniyorlar. Bir tanesi Fenerbahçe şu an. Yani o havayı kaybedince bir türlü toparlayamıyorsun. Hedefi var ama hedefe giderken zorlanıyor. Hedef kupa. Kupa. Ama bir taraftan baktığında da oyun anlamında, oyuncuların performansı anlamında sıkıntılar var. Futbol böyle bir oyun ama biz bunlara alışkınız ama izleyiciler daha çok olayın dış pencereden izledikleri için ani takımların değişimlerinde veya işte hakem hatalarında ya farklı durumlarda tepkiler veriyorlar. Yani o biz tepkileri ne kadar veremesek de hani yayında dışarıda kendi aramızda veriyoruz ne oluyor falan diyoruz. ama bundan sonra ne iş yapıyorlar, ne iş yapıyorlar diyoruz. Onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz, geleceğiz. Peki şimdi takım takım gidiyoruz. Madem öyle Kasımpaşa'yı da konuştuk. Her takımı konuşuyoruz bu programın içerisinde. Kaybedilen 2 puan şampiyonluk yolunda Trabzonspor için ve peşi sıra Malatya maçı bu çarşamba. Evet. Çok önem arz eden bir mücadele. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u baktığında? Tabii kaybedilen Galatasaray maçında 2 puan var ama bence kaybedilmeyen 2 puan diye söyledim. Çünkü hakemleri birazdan geleceğiz. Oyunun önüne geçiyor. Yani biz burada Trabzonspor'un futbolunu tamam konuşalım, eleştirelim. Trabzonspor bundan önceki maçta son 2-3 hafta skor anlamında iyi. Ama oyunsal anlamda çok büyük sıkıntıları haftalardır var. Haftalardır uyarıyoruz Mehmet, haftalardır uyarıyoruz. Söylenen tabii ki birçok şey var ama burada hakeme birazdan geleceğim. Çünkü kazanılmış bir maçı, oyunun içinde ben diyorum Trabzonspor'u hakem oyunundan çok katletti. Net olarak bunu söyleyeyim. 2 tane penaltı var bana göre, bir de verilmeyen bir golü var. Yani oyunsal anlamda Trabzonspor'un orta sahada özellikle çok büyük bir sıkıntısı var. Yani orta sahadaki oyuncuları şimdi eleştiriyoruz, doğaldır da eleştirmek ama onlardan beklenen çok çok daha iyi şeyler vardı. Trabzonspor orta sahada çok büyük bir sıkıntısı var. Hep şunu yöneldi artık. Ön tarafımız çok iyi. Golü her türlü buluyoruz. Ama orta tarafta sıkıntımız gitgide büyüyor. Buradaki sıkıntı defansa da. Çünkü orta sahadan rahatça geçildiği zaman defanstan baş başa kalıyorlar. O zaman da pozisyon hatası yapman çok fazlası oluyor. Burada tabii hocayı da eleştirebiliriz. Birçok şey var ama Trabzonspor'un elinde çok büyük bir avantaj var. Bu maça tekrar geleceğim hakemlerle alakalı. Hı hı. Geniş olarak konuşacağız. Sadece kısa bir özet olarak bunu geçiyorum. Trabzonspor için belki de tarihi maç oynayacağı Malatyaspor maçı. Bu erteleme maçında Malatyaspor için de keza aynı şekilde çok önemli bir maç. Sıralamadaki yeri bence belli. Bence Başakşehir maçı konu daha belli. Önemli. Evet. Ama şu var. Başakşehir maçına gelirken Trabzonspor'un artık şu lüksü kalmadı. Puan kaybetme yani avantajı artık kaybedebilir. Trabzonspor bu maçı kazanırsa Başakşehir maçı bence nasıl diyeyim sana belki kısa süre olacak ama neredeyse bir şampiyonluk maçı gibi olacak. O havada geçecek. Çünkü bu maçı alamadıktan sonra senin Başakşehir maçına çok iyi bakma şansın yok. 52-52 yapacak o zaman. Tabii, Malatya yenerse. Bir de averajdan önüne geçiyor. Yani liderlik lideri Trabzonspor olacak. Bu maçı kaybetmemiş olsaydı çok farklı bir şey konuşacaktık. Ama Trabzonspor'un bence tarihi maçı Malatyaspor maçı ilk önce. Bu maçı eğer kazanırsan Başakşehir maçı çok farklı bir havada geçer. Aynı görüşte misin? Ya ben Başakşehir maçının daha önemli ve ciddi olduğunu düşünüyorum. Direkt rakibin çünkü. Ama kazanamazsa. Yani direkt rakibini alaşağı etmiş oluyorsun. Tabii ki Malatya maçı yani kazanmaktan elbette, sonra elbette önemli. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir maç eksik gelmesi bile psikolojik olarak Trabzon'u hep ayakta tuttu. Evet, yani bir avantajımız var. Cepte hep bir avantajdan şimdi buraya kadar geldiler. Fakat bak Mehmet, bak haftalardır uyarıyorum. Bak sonra şimdi diyecekler ki ya senin Hüseyin'ciğim bir şeyler ne şeyliğin yok, var. Yok tabii ki senin bir garajın mı var, şuyun var, buyun var diyecekler ama Hüseyin'ciğim şiir bu şampiyonluk yolundaki ağırlığı kaldıramıyor. Onu suçlamıyorum. Belki de ileride çok iyi bir teknik direktör olacak. Ama bak, bu süreçte bu zamanda ya doğru çok zaman. Acayip bak diyorsun. Hüseyin'ciğim şiir Trabzonspor'un hocası olabilir. Fakat Hüseyin'ciğim şiir şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'un hocası olamaz abi. Kusura bakmasın. Niye öyle düşünüyorsun? Abi öyle. Şimdi bak bu işler başka işler abi. Sezon ilk yarısına bak Sivas Spor'a gümbür gümbür 8 puan fark attı.
Ne oldu abi, Sivasspor nerede? Ya oyuncu grubunu toparlamak, şey yapmak yani... Kolay değil ya tabii o ki. Şampiyonluğa gitme fikri çok acayip gelirken, bir şey. Maskı mı var, zaten. Farklı bir şey hani... abi. Şimdi şu anda bak, takımların hepsini bir kenara bırakalım abi. Tamam. İsimler üzerinde bazı şeyler söyleyeceğim. Şampiyonla oynanan takımların hocalarından bahsedeceğim. Bir tanesi Hüseyin Cimşir. Sayın Hüseyin Cimşir. Evet. Bir tanesi Sayın Fatih Terim. Bir tanesi Sayın Okan Buruk. Değil mi? Bu üç evet. tane isim üzerinde daha çok hani, yoğunlaşıyoruz. Öyle değil mi? Rıza Çalınbay. Hani sayırın zaman hani isim ya hadi Rıza Hoca'yı da sayalım. Hani şampiyonluğu tamam, oynayan takım. Tamam, tamam. Tamam, Rıza, tamam, elbette, elbette. Rıza Hoca'yı da sayalım. Hadi için içine bir de Beşiktaş'ı da katalım. Tamam. Bir de Sergen Yalçın diyelim. Katalım. Baba şu beş tane hocayı, beş tane hocayı açık ara Fatih Hoca cebine koyar ya, cebine. Yani o şu an o kadar, o kadar baskı altında, o kadar çok maç yönetmiş, o kadar baskı altında kalmış, demeçlere cevaplar vermiş, saha içerisinde, saha dışarısında. Ya buna o kadar alışkın bir Fatih Terim var. Karşı tarafında da sakın kimse yanlış anlamasın beni, çömezler. Hepsini aynı şeye koyuyorsun sen. Tabii. Yani sadece Fatih Hoca'yı ayırıp anladın. Bak sakın kimse beni yanlış anlamasın. Çömezler derken bunu şey olarak söylüyorum. Hakikaten. Ya, abi usta vardır, çömezler. Tecrübe yani, üzerinde. Yani Fatih yani, Hoca'nın tecrübesinde ya değiller. Ya şimdi bizde de öyledir. Mehmet sizde de öyledir. Tabii ki tabii. Benim futbolcu geldiği zaman çıtır gel bakalım oğlum şöyle senin benimle mi bot bağladın dersin. Evet. Bizde de öyledir. Yeni doğru. muhabirler geldi. Mesela benim oğlum var Mandev. Mustafa evet. Mandev ne diyorum? Oğlum benim. Benimle mi bot bağladın? Bu her işte böyle. Hani sonuçta usta-çırak ilişkisi tamam. Şimdi Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca inanılmaz avantajlı şu anda. Evet. Bu konuda bilgisiyle, tecrübesiyle, bu işlerin altında çok fazla kalmasıyla, onlarca şampiyonluk aldı. Bu şampiyonlukların hepsinde ne sıkıntılar çekti, hepsini biliyor. Neler yaşayacağını biliyor. Bak bu hafta başladı. Ne dedi? Penaltı griydi. Bence değildi. O başka mesele. Onu Evren zaten anlatır. Biz anladım, beraber soracağım, burada. Soracağım. Ha, biz burada hakem hatalarını falan konuşuruz. Hakemlerin hemen üzerinde yavaş yavaş gaza basmaya başladı. Çünkü bu çok önemlidir. Hatırlıyor musun? Yine Fenerbahçe Trabzonspor yarışıyordu. Bir sene Aykut Kocaman o zaman Fenerbahçe'nin başında. Aykut Hoca çıktı bir söyledi, şey dedi, bir açıklama yaptı. Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli diye. Hatırlar mısınız evet, onu? Evet, evet. Ortalık birbirine girdi. Evet. Şimdi bunlar bak bunlar önemli şeyler. Şampiyon olmuş hocayla hayatında hiç şampiyonluk yaşamamış hoca arasında çok büyük fark var abi. Bu konuda tamam, çok büyük doğru. fark var abi. Mutlaka. Sen bile futbolcu olarak şampiyon olduğunda tabii. ulan kupayı nasıl tutacağını şaşırırsın yani. Ulan bu kupa nasıl kaldırılıyordu, nasıl tutuluyordu filan. Şampiyon nasıl bir şeydir bilmezsin yani. Eğer hiç şampiyon olmadıysan. Kupayı alanlar daha rahat kaldırır hemen böyle. Bilirsin, indirmeyi kaldırmayı iyi bilirsin. Yani direkt kaldırırsın yani kupayı. Hayır bilirsin. Hayır kulbu nerededir? Nasıl kaldırılır, nasıl indir? Ya bu tabii ki işin şakası ama inan bak öyledir. İnan bak bu kupayı alıp da düşürenler var. Bilmiyor çünkü nasıl kaldırıyor. Adam ilk defa hayatında şampiyon olmuş. O açıdan Fatih Hoca'yı ben bu yarışta çok ama çok şanslı buluyorum. Trabzonspor özelinde de Mehmet Trabzonspor'da çok akil adamlar var. Yılların var. Teknik direktörleri var. Çok kurt teknik direktörler var. Bence şu andan itibaren hatta bu haftadan itibaren ama bak sen bak söyle, bu haftadan itibaren şey orada bir Trabzonspor tesislerinde bir akıl konsorsiyumu oluşturulması lazım. Yani bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Çimşir'in evet. akıl alması kötü bir şey değil ki. Akıllı adam kendi aklını kullanır. Daha akıllı adam başkasının da aklını kullanır abi. Onun için bu şeyin Trabzon'un bir kenetlenme yaşaması gerekiyor. Onu söyleyeceğim şimdi. Bak medya demeçler var ya demeçler. Evet. Sadece yönetim üzerinden verilen demeçlerle de bu iş olmaz. Zaman zaman hoca da çıkacak peki. bir ayar verecek. Sen kısa bir yorumuna şöyle yorum yap sonra yani Serdar'la devam edelim. Senin dediklerini hani hocalık anlamında bu saydığı hocaların hepsinin önünde tabii ki Fatih Terim var. Hem tecrübesiyle hem donanımıyla bu ligde bu olayları sürekli yaşamış bir hoca. Ve de hep başarılı olmuş bir hoca. Şimdi bakıldığı zaman Hüseyin Cimşir'e Trabzonspor'un şu saatten sonra kalan haftalarda çok daha destek olması lazım. Tabii Hüseyin'in de şöyle bir şey var. Bazı insanlardan yardım alıyordur, almıyordur. Onun için çok fazla bir şey söyleyemem. Ama ne olursa olsun Trabzonspor taraftarına buradan sesleniyorum. Hocanın bu şu an oynayacağı maç hayati maç. İki tane maç Trabzonspor'un şampiyonluk kaderini belirleyecek. Onun için de ne olursa olsun Trabzonspor taraftarı hoca zaten yanında da olmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu hocayla devam edecek. İnşallah şampiyonluk yakınsa bundan olur. Ama hocanın da tabii ki buradan çıkaracağı birçok şey var. Onlara biraz daha sonra geleceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Yani kesin olarak sezon sonuna kadar
Hüseyin Hoca'da devam edilecek. Ya bu şartlarda şu saatte... Ya zaten devreye yani... geçince at değiştirmez. Orası net de. Acaba başka bir yöntem üzerinde ben dikkat ediyorsan konuşuyorum. Yani Hüseyin Hoca'yı gönderin. Yardım alabilir. Hüseyin Hoca'yı gönderin, yerine birini getirin demiyorum ben. Bir B planı yapması lazım yönetimin. Mutlaka işte bak, belki vardır. Belki ha. Dediğin gibi alıyordur ama sonuçta bunlardan Hüseyin Hoca da çünkü ilk defa bunları yaşıyor. Hep ders çıkaracak, tecrübe. Ha, bu maç değil artık Trabzonspor'un dedim kredisi bitti. Trabzonspor'un oynayacağı iki tane maç şampiyonluktaki kaderini çizdi. Şimdi Serdar öyle diyor Mehmet'le Emre. Emre aslında ayrışıyor. Diyor ki Başakşehir bana göre final ama Mehmet'in söylediği bir gerçek var ki Malatya maçı. O da final maçı diyor. Eğer kazanırsa puan puana girer. İçeride de Başakşehir'i yenerse lider havaya girer diyor. Havaya girer. Yani Malatya maçını Başakşehir ama ondan sonraki haftalarda... Yok iki maç üzerinden bakarsak... İki maç üzerinden çünkü... ama ondan sonraki haftalarda fikstürlere baktığınız zaman hakikaten her hepsi hafta zor. Hepsi herkesin zor. Maçı final gibi. Yani Beşiktaş'ın fikstürü kolay gibi gözüküyor ama hepsi ligin dibindeki takımlar. Zor maçlar. Ligin ilk yarısında o 6'da 6 yaptığı fikstür bu fikstür. Ama o zaman ligin boyu uzundu. Şimdi kısa. Evet. Başakşehir fikstürü görünür de kolay olabilir. Belki zor görünür, kolaydır. Bilemeyiz. Yani iki maçta bitmez iş. Ama şunu diyorum. Trabzon yani bu maçı iki maçı kazanarak... Tamam, rahat puan nefes kaybedersen alır. Senin zaten otomatik olarak zaten çok iyi oynamıyorsun. Otomatik olarak düşeceksin zaten. Ama sen Başakşehir maçına Malatya'yı kazanıp Başakşehir maçına final havasında çıkarsan o maç çok farklı şimdi bir şey olur. Şimdi burada son maçı zaten sorgulaması gerekiyor. Hüseyin Hoca, işte Erman Hoca onu güzel özetledi. İşte takım kaptanları, Sosa. Birincisi her zaman B planı, C planları hazır tutması lazım. Kötü senaryoyu hep gözünün önünde bulundurması lazım. Bu iş kolay değil. Senin dediğin gibi karşısında bir yılların tecrübesi Fatih Terim var. Evet. Fatih Hoca'yı çok övdük. Doğrudur, iyi hoca. Fakat Okan Hoca'yı da unutmamak lazım. Bugün şu an ligde... 52, lider. Lider. Evet. Ve Avrupa'da olan bir takımdan bahsediyoruz. 25 evet. Maç, 15 galibiyet. Avrupa'da yani kaç tur atladı da? Dolayısıyla takdir edilecek bir durum. Yani artık Fatih Hoca çok tecrübeli, çok deneyimli bir hocam ama... ...karşısında da artık Kurt Hocalar... Başladı. ...çömezlikten, çıraklıktan çıktı. Ustalığa doğru giden isimler bunlar. Okan Hoca'nın kupası var. Sergen Hoca kendi kurmadığı takımı nasıl oynatıyor? Evet, mesela. Kısa sürede gelip. Burada Hüseyin Hoca'nın işi zor. Sadece Fatih Terim yok karşısında. Rıza Hoca yıllardır. Çok zor. Rıza Hoca da öyle. Rıza Hoca da bakın. Allah, dün, Erol Bulut'u unutmayın ha Erol Hoca. Keza yani bu işler çok kolay değil. Her hafta biz tabii 4-5 takımın işin içerisinde olması bizim için iyi. Evet zevkli. Rekabet. Her hafta biz farklı finaller seyredeceğiz. 2-3 tane final. İşte önümüzdeki hafta sonu ne var? Galatasaray Beşiktaş. Ne var? Trabzonspor Başakşehir. 2 tane büyük maç. Sonraki haftalarda daha devamı gelecek. Ama daha çok puan kayıpları olacak. Şöyle, bence. Olacak. Şöyle Galatasaray ve Trabzon'un fikstürü çok zor. 52 evet. Puan. Doğru. Evet. Bir bakalım Galatasaray'la. Şampiyon bu ligi Başakşehir. Kaç puanla kapatır? Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü bir bakalım kalan maçlarına. Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın daha... Geldi bak Trabzon'un kalan maçları. Tamam iyi yere getirdi Emre. Şimdi Malatya deplasmanı çarşamba oynuyor. Sonra Başakşehir içeride. Göztepe, Alanya, Ankara Gücü, Galatasaray, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri. Bu arada Başakşehir kupa oynayıp geliyor değil mi? Tabii. Kopenhag. Perşembe günü Kopenhag maçı var. Kopenhag maçı. Yani Başakşehir'in o aradaki iki maçını da göz önünde bulundurmak lazım. Doğru. Trabzon'da. Peki Galatasaray'ın nedir? Bir de ona bakalım. Burada Evren'e vereyim sözü. Beşiktaş, Rize, Antep, Başakşehir, Trabzon, yani ben... Alanya... Dün de söyledim. Galatasaray bu 5 maçı alsa şampiyon olur. Ya bak Beşiktaş, Rize, Antep, Başakşehir, Trabzon. Bırakmaz yani o saatten ya sol sonra. Sol taraftaki. Evet sol taraftaki alırsa... yerde 5 maçı alırsa şampiyon olur. Yani zaten bir seri yapmış. Ben Galatasaray'ın kolay kolay maçta kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani dünkü oyunla beraber hani berabere kalabilir ama artık çünkü kaybetme lüksü yok. Zaten geriden geldi. Bir maçta kaybederse evet. Bayağı bir zora girer. Onun için... Bütün maçlarını alması lazım. Şimdi ilk 5 maçı dediğin doğru. Başakşehir, Trabzonspor'da Galatasaray rakipleri. Yani zaten onları yendi. Oradan da düşürüyorsun. Beşiktaş da buna kat. Sonuçta bir derbi. Evet. Sen bu hafta Trabzon, Başakşehir oynuyor. Evet. Onun durumu da çok önemli. Onun için Galatasaray buradan avantajı çıkabilir. Ona göre de konsantre oluyor. Açıldılar da. Tabii ki bu hafta bir kayıp oldu ama. İşte düşünün yani Emre bile şimdi Fatih Hoca diyor mesela haftalardır. Benim artık çok fazla konuşmama gerek kalmadı. Sezon zaten, başı da söylüyordu. Emre zaten Fatih Hoca'sını övüyor. Yani ben o duruma getirdim. Onu kuzu gibi yaptım. İyi tertemiz. Oynayan Galatasaray takımı hep seriyi yaptığından sonra. Şöyle, bak, Emre çok objektif Fatih Hoca'ya her zaman... Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ne be Fatih Hoca'ya doğru diyor. Şey Fatih Hoca'yı onun yaptığında yediler mi? Ne diyorsun sen? Öyle mi diyorsun? Tabii canım postaladılar, karşıladılar, neler dediler. Fenerbahçe maçına kadar, hepsi ne dedim? Fenerbahçe maçına kadar
Galatasaray'ın fikstürü köfte dedim. Evet. Fener maçından sonra sıkıntısı başlar dedim. Fenerbahçe de köfte oldu abi. Yani yer değişti. Normalde, senin deyiminle. Hayır, normalde şey mesela ben orada Galatasaray'ın kötü günlerin başlayacağını düşünüyordum. Geldiler, yendiler, helal olsun. Bir şey ne güzel. Yani ben böyle konuştum. Emre'yi çok seviyorum. 21 yıldır objektif şey kaleyi Ersun Yanal yüzünden düştü. Doğru olan kale. Bu. Sonra arkasından Sivas maçı var. Zaten ben benim şey yaptığım haftalar bu haftadan sonra Fenerbahçe maçıyla başladı. Evet. Şimdi Sivas'ta gitti takıldı. Şimdi bundan sonra bak şey fikstürüne bak Galatasaray. Şimdi köfte dediğim maçlar bitti artık. Nedim Fenerbahçe'yi sadece hiç beklemiyordum ben. Evet. Fenerbahçe galibiyeti Kadıköy'de. İnan Galatasaraylılar bile beklemiyordu zaten de sen bakma yani. Kendisi de beklemiyordu. Biz bekliyorduk abi. Burada biz maçı beraber seyrettik. Seyrederken bile beklemiyorduk. Biz kazanacağız dedik Max zaten. Max Kruse golü attı Allah dedi. Yine dedi selamun aleyküm. Hiç yazma. Oynama şimdi. Hiç alakası yok. Ama hepsi yayınlar orada. Hepsinde kazanacak dedim Galatasaray. Skor orada. Hiç kazanacak demedim. Her zaman söyledim. Bak. Beraberlik bekliyorum dedim. Gümbür gümbür geldi galiba. Bu sefer umutluyum falan dedi. Velhasıl, her zaman abi. Velhasıl Sivas şey şöyle bir şey söyleyeyim sana. Fenerbahçe ve Sivas Spor maçından 4 puan al deseler Fatih Hoca öper başına koyar gider yani. 4 puan. İyi yani Fenerbahçe evet. Deplasmanı Sivas deplasmanı abi. Doğru. Kolay deplasman mı ikisi de? Çok zor. 4 puan aldı abi başarıdır yani. Bu önemli bir başarı. Dünkü oyuna. Şimdi bak bundan sonra çatır çatır şey başlıyor abi. Bunlar hep zor maçlar yani. Rize zor. Ya bu Galatasaray ile Trabzonspor'un hepsi zor ama Galatasaray ile Trabzonspor'un fikstürü gerçekten zor. Yani hep aslında kendi göbeğini kendileri kesecek. Tabii. Biraz da ona bakmak bence lazım. Bence Galatasaray-Trabzon maçı bence göbeğini kesebileceği evet, maçlardan biri de evet, olabilir. Evet. Final maçı. Belki de final bayağı hafta var. Olabilir. Belki de final o. Bir de şu var hani ama oraya ya, kadar... Malatya-Başakşehir işte, ki kayıpsız gelecek? Gelirse tabii i̇şte Trabzon final olur. İki takım açısından da diyorum. Çünkü sıralama o kadar yakın ki hep puanlar aynı. Şimdi eğer Trabzonspor kazanırsa lider oluyor. Başakşehir'le yakın olacak. Hani bir şansı o zaman daha olacak. Çünkü çok büyük bir ekstrası daha olacak. Şu Başakşehir'in de varsa... Başakşehir'in de var. Başakşehir'in de bak. Başakşehir'in de bakalım. Hiç Başakşehir konuşulmuyor. Aradan o geliyor. Aradan geliyor abi. Aradan geliyor lider zaten. Başakşehir geliyor. Aradan gelecek geldi. Abi. Aradan geliyor. Bas bas bağıra bağıra geliyor aslında. Buyurun o da geldi. Evet. Geçen sene de geliyordu aradan. Bak geçen sene ilk maçı vardı 4 maçı. Şimdi 5 rahat gibi duruyor değil mi? Şimdi Başakşehir de ilk 5'i kazanırsa şampiyon olur. Doğru söylüyor. Başta ilk 5 de şeye göre... Öyle zaten. 5 maç abi. O belirler de. Size bir soru abi. Puan durumunda baktığınızda 52 puan şu an Başakşehir. Bu ligin sezon sonunda şampiyon olacak bir takımı olacak. Kaç puan barımı kaç olur acaba? 65 mi? 67 mi? Vallahi 70'i geçmeyebilir. 70 yok yok. 69 falan. Bence 68, 69. 67 falan diyorum ben. Düşme potasına herhalde 35'in üstü. Tarihinde bu kadar... 35 ben size söyleyeyim. 35, 36'yı görmeyebilir. Görmeyebilir. 35. Olabilir doğru. Ama tabii rahatlamak için... Önceden 80 puanlık garantilemen lazım. Şampiyon olmak istiyorsun falan deniyor. Evet. Lig bir iki senedir böyle. Herkesi yeniyor. Keyifli bir lig. Neden böyle? Bence yabancı sınırıyla ilgili. Herkes iyi oyuncular bulabiliyor abi 14 tane sınır olduğu için. Özellikle Anadolu takımları. İstanbul dışı takımlar. İstanbul dışı. Hakemlerle ilgili bir şey söyleyecekti Evren. Şu var yani şimdi bak biz de futbolu ilgili. Konuşurken. Yani Sivas maçında hakemin varın işte yaptığını gördük. Hatta... Dün biz görüntüde takım oyununda Uğur Çiftçi'nin pozisyonu mesela kendimiz orada çıktı olay ortaya. Yani sosyal medyadan o ne yayıncı kuruluşta ne etrafta o pozisyon öne getirilmedi bile. Yani düşünsene Falcao'nun pozisyonunda. Ben de sosyal medyada gördüm. He, düşün eline getirmiş biz onu görmüyoruz ne yayıncı kuruluş yayınlıyor ve bu pozisyon gidiyor. Var onu görmüyor mu yani? Yani şeyin pozisyonu geliyor Fernando ile Serin'in. Görüyordur hocam sosyal medyada gözüne çıkıyorsa. Sokarak 10 defa uyardı pozisyonu. Gri pozisyon olmasına rağmen. Kendi gidip zorla onu gösteriyor da o pozisyonu niye göstermedi? Ya bu biz bu futbolu konuşurken ne yazık hakemler her hafta işte Trabzon'a da aynısı oldu. Yeri geldi Beşiktaş'a en çok oldu. Fenerbahçe'ye de oldu ama bak şu an düzeni bozuyor. Yani kafaları karıştırıyor. Mide bulandırıyor. Onun için ne yazık ki bu hakemler durmadan yapamıyor. Biz ağlamayız babacığım. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz ağlamayız. Futbolu konuşmak lazım. Biz ağlamayız. Sen haftalardır ağladın bak kuzu gibi oldun şimdi. Şu an delirdi. Ama niye rahat? Kuzu gibi oldun. Şu an rahat. Onun için cezayla getirdik. Başladı ağlama hafta. Hedef yok. Emre şeyin başı dedi ya Fatih Hoca şöyle inanmayın onlara. O, ağla, o da algı yapıyor şimdi ağla, kendi kafasına göre. Oradan şimdi bu diyor Fatih Hoca. Yok algıyı malgıyı bırakmayın samimi söylüyor. Vallahi billahi samimi. Ben biliyorsun sen Muhammed hiçbir şey söylemem ben. Abi sezon başı adamı yolladınız yönetimi dağıttın. Abi kötüyken kötü diyeceğiz kötüyken iyi mi diyeceğiz? Ya yemeye çalışırız olmadı. Yine yemeye çalışacağım ben. Çalışırız abi. Ya sen bir şey söyleyeceğim kusura bakma da başkanın senin başkanın yemeye çalıştı hocanı yani. Kimse yemeye çalışmadı. Onun için bana söyleme onu. Yok yok o ifadelerinde samimiydi Allah'a. Şimdi bak. Ben biliyorum. Şimdi bak dün basın toplantısında hoca şöyle bir ifade kullandı Fatih Hoca. Ya Fatih Hoca ya yalvarıyorum sen bak yılların teknik direktörü bunları yapma. Dedi ki benim dedi bildiğim kadarıyla var buna bakmıyor dedi. Var böyle pozisyonlara bakmıyor dedi. Hoca
senin demek ki sen bilmiyorsun. Var böyle pozisyonlara bakıyor hocam. Ben size anlatayım hangi pozisyonlara baktığını. Net kırmızı kart pozisyonları, net penaltı pozisyonları, gol çizgisiyle olan çok net pozisyonlar varsa hakemin görmediği, bunlara VAR bakıyor. Haberin olsun yani. Fatih Hoca'ya mı anlatıyorsun? Evet evet Fatih Hoca anlatıyor. Bilmiyor sen. Çünkü. Fatih Hoca bilmiyor. Bilmiyor evet. Bilmiyor olur mu canım? Basın toplantısına bakalım. Allah aşkına bilmiyor. Berkay var mı basın toplantısı? Var var basın toplantısı. Bir basın toplantısı. Fatih Hoca'nın basın toplantısına bakabilir miyiz? Bak neyi bilmiyor. Berkay hazırlayalım diyor ki basın toplantısında ne? Bir dakika basın toplantısında açsın. Tam 2-3 dakika sonra gelecek. Tamam açsın. Şöyle bir ifadesi var basın toplantısında. Diyor ki benim bildiğim kadarıyla diyor VAR bunlara bakmaz diyor. Bilmiyorsun Fatih Hoca. Gerçi Fatih Hoca'yı da suçlamıyorum. Yani teknik direktörler de çoğu bilmiyor, futbolcular da bilmiyor. Hakemler hakem bilmiyor abi. Bilmiyor, hakem. Hakemler bilmiyor. Sen hocam bana ne hüküm anlatıyorsun bilmiyor. Ya. Hakem hangi kuralı doğru uyuyor? Hakem yorumcuları bilmiyor. Hakemler bilmiyor. Bir sürü insan böyle keşmekeş içerisinde aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin vallahi. Şunu görüp de, ya diyorum bak önceden hakemleri biz eleştiriyorduk değil mi? Ya VAR diye sistem var. Ya görüp de nasıl yanlış karar veriyorsunuz ya? 3 dakika, 4 dakika orada duruyorsun. Maçın başında hani örnek veriyoruz takımlardan. Hani Trabzonspor'u vereyim örnek. Ya orada veriyorsun, golü veriyorsun. Gidiyorsun VAR'ın başında 4 dakika bekliyorsun. Orada bir de eğer kararsızsan hala verdiğin kararı kullansana o zaman. Şeyden, zaten gol vermişsin. Şeyden çıkışını gördün mü? Hala şeydi. VAR'dan ayrıldıktan Cilermi'yi sonra halini gördün mü? Gol mü? Şey Cilermi sesini evet, şimdi, Trabzonspor'da. Bak, hayır hayır bak. Ne yaptığı belli değil adamın. Hayır bak bak. Hocam. Yaptığını sana söyleyeyim. Gitti VAR'ı izledi. Evet. Bak. İzledi izledi izledi. 4 dakika. İzledi. Kaldı orada zaten. Baktı 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 döndü. Ulan ne versem acaba? Hala tabii. Tereddütte yürüyor, yürüyor. Herkes ona bakıyor. Tribünler, ekranlarda milyon ya, ona bakıyor. İlk önce oğlum böyle burada, yapıyor sonra... Hayır oğlum burada gördün ya. Evet. İptal et çık. Ya işte yok kafa onu deme çabuk. Ya eğer bak bu kadar evet. Tereddüt varsa kafanda evet. O zaman o kararı uygulayacaksın. Acaba ne yapacağım? İlk önce verdiğin karar orada kesmediysen pozisyonu. VAR uyarıyorsa seni eğer tereddüt içinde kaldıysan vereceksin o zaman pozisyonu. Golü vereceksin. Çünkü sen orada oynattın oyunu. Faulse hemen durdurdun. Seni uyardılar. Yok böyle bir şey. Cilermi'nin yani değil mi pozisyonda? O enteresan değil mi? Cilermi en komiği Cilermi ya. Cilermi çocuk seviniyor. Hakem böyle yapıyor ondan sonra iptal ediyor. İptal ediyor. Ya orada bile kararsız kaldı. Orada bile hala kararsız. Ya VAR'dan döndükten sonra bile kararsız. Yani Bakı Hoca'nın basın toplantısı. Ha, ya o şeye görüntüsüne diyorum. Ha, o görüntü de çok tuhaf bir görüntü. Hemen karar vermiyor çünkü. Yani bu dizayn konusunda Emre haklı yani. Burada sen şimdi orada VAR olarak bunu yapıyorsa sen bir şeyleri planlıyorsun. O VAR'ın başında abi. Kim var ya? Bir şeyi planlıyorsun abi. VAR'ın başında olanlar. Onda mesela o hakeme daha önemli. Ciddi söylüyorum VAR'ın başındakiler hakemden daha önemli. Hakemden artık VAR başındaki hakemler merak ediyor. Böyle bir şey olamaz aslında yani. Hakemleri geldi denilirdi. Kimse orta saha. Hemen VAR'a bir bakalım diyor. VAR'a bakıyor. Tabii herkes. Tabii VAR'a bakıyor herkes. Onu da doğru uygulayamıyoruz çünkü ya. Çünkü kritik nokta orası abi. Valla ligin boyu azaldıkça. Bir de Trabzon maçında enteresan bir an vardı. Onu da çok gözden kaçtı ama. Kimdi o taktik kağıdını yiyen? Ndiaye. Badu. Kağıdıydı ya. Bakacaksın sonra. Kağıdı mıydı? Kağıt taktik önemli. Kağıdı. Kağıt, kağıdı. Bence ona var ya defter verse defteri de yer abi. Babacım bunlar taktik sayıyorlar. Baba sen bunlara ne bakıyorsun ya? Öyle bir şey görüyordum abi. Görünmesin diye yedi onları. Kağıdı görünmesin diye yedi onları. Allah aşkına var mı o görüntümüz? Fotoğraf var mı? Kimse taktiği öğrenmesin. Fotoğrafına bir bakalım. Fotoğraf vardır ya. İllaki fotoğraf vardır. Berkay onu bir çıkart onu biraz bir konuşalım üzerine. Ne zaman hazırlarsan ya. Abi şey dedi yani sadece Türkiye'de sosyal medya konusu olmadı. Maç içinde bir pozisyon onu şimdi. Peki Fatih Hoca hazır mı? Merak etti çünkü bir izle. Tam o da gelecek. Hazırlıyor arkadaşlarımız. Yani sonuç ya itibariyle defteri de versen ona onu konuşacağız. Şimdi, ligin boyu kısaldıkça hakemler çok konuşulacak, çok tartışılacak. Ama bu direkt, böyle zaten kaçınılmaz. Böyle olması normalde ya biraz daha dikkat edilmesi lazım değil mi ya? Hani alt sıradaki takımların da kaderini belirliyorsun. Üst sıradakilerin de kaderini belirliyorsun. Biraz daha ya işine iyi baksınlar, ya iyi hocam, çalışsınlar. Mehmet Hocam bir de şöyle bir şey var. Bazı kararlara bakıyorsunuz hakemlerin verdiği ama aynı hakemin örnek tamam ben misal olarak veriyorum. 2-3 hafta önce vermediği kararla örtüşmüyor. Yani verdiğiyle vermediği var. İkisi de aynı pozisyon. Bak hakem kararların istikrarına baktığı zaman sıfır. Ya ben şunu, tezat düşüyor. Mesela hocanın ismini vermeyin bir maçta verdiği pozisyon. Bakıyorsun ya 6 hafta önce Türkiye'de gündem olan pozisyonu vermemişsin. Peki. 1 dakikalık reklam. Sadece 1 dakika. Devam ediyoruz. Az önce de dediğimiz gibi ligin artık boyu yavaş yavaş kısalmaya başladı. 34 haftaya az kaldı. Tek rakama düştü. 25 hafta devrildi değil mi? Evet. Tabii tek rakama düştü. Eksik maçlar da var tabii. Onu da vurgulayalım takımlar. İşte Trabzon, Malatya, deplasmanda. Sonrasında Başakşehir bu hafta için Kopenhag'da oynuyor. Başarılar dileyelim takımımıza. Arkasından pazar günü iki büyük maç, ligin kaderini yakından etkileyecek bir karşılaşma. İki final maçı oynayacak dedi Mehmet. Evet. Evren
Orada ayrışıyor kendisinden. Emre Bol da ayrıştı. Serdar herhalde Mehmet Yılmaz. Serdar pek ayrışmaz. Sen, Serdar alışacaksın. Serdar ayrışmaz. Serdar şey. Ha, evet, ben kaybetçi de olayım. Yani. Hiç kaybetmem. Üçü de olabilir. Olabilir de olmayabilir de mantığı. Ya ben Başakşehir maçına bakarken şunu dedim. Ya sen ilk önce o da 3 puan, bu da 3 puan. Sen bu maçı kazanamadıktan sonra öteki maçın çok büyük bir önemi kalmıyor zaten. Ne olursa olsun hava olarak da uzaklaşıyorsun. Sen elindeki fırsatları bir bir yitirmeye başlıyorsun. O zaman hem taraftar gözüyle de bakıldığı zaman ya taraftarın daha büyük bir korkusu olacak. Endişe panik halinde oluyor. Şimdi sen Malatya maçını kazanacaksın ki Başakşehir maçına taraftarı komple stada getireceksin. Çünkü yurt dışından da gelen olacak. Trabzonspor... Kaç senedir Trabzonspor şampiyon olamıyor? Uzun yıllardır, 30 küsur sene bahsediyorsun. 30 küsur senenin ağırlığı var şu anda. Yani sence Hüseyin, onun için söylüyorum, kaldıramaz. Ama sana bak, bu şöyle söyleyeyim. Yönetim, yönetim çok büyük bir risk aldı. Hani ilk gelirken herkes ne söyledi? İşte Hüseyin Cimşir'in adı geçti. Dedi ki bazı bir kesim dedi ki olmaz, işte tecrübesiz dedi. Bir kısım dedi ki takımı iyi tanıyor diye. Yönetim bir karar almış. Bunu bir şekilde sonuçta iyisiyle kötüsüyle bunu şapkasını alacak, sezon başı önüne koyacak. Bakacak ki Trabzonspor zirvede mi değil mi? O zaman onun tartışması yapılabilir. Ama şu an bakıldığı zaman Hüseyin Hoca'dan başka şu an Trabzonspor'a hoca gelse ne kadar faydalı olabilir? Hüseyin Hoca da kendini bir noktada, çünkü hatalar yapıyor. Hata yapacak. O da sonuçta tecrübeli bir hoca değil. Ama sonuçta Trabzonspor'un şu anki teknik direktörü o. Taraftarın ona sahip çıkması lazım. İki tane kritik maçı var. Bu iki maç Trabzonspor'un bence ligdeki şampiyonluktaki kaderini belli edecek. Ya bu hafta mesela Allah korusun tabii şey için söylüyorum. Olsun diye söylemiyorum yani bunu. Başakşehir karşısında alınacak bir mağlubiyet. Mesela bence orada taşları bütün dengeleri tabii ki değiştirir. Ya belki Trabzonspor'un şöyle de bir şey var. Belki farklı bir strateji de var senin dediğin gibi. Şimdi bu kadar donanımlı bilgili insanlar, Sayın Başkan Ağoğlu ve ekibi, belki çok farklı stratejileri de var. Ama şu an tabii ki şu konumda Trabzonspor'un çok önemli maçları varken bunlar zaten gündeme getirilmez. Şu an kenetlenme ve birlik olma evet. zamanı ki hakemler üzerinde... Bunları şimdi gündeme getirmeyeceksen ne zaman gündeme getireceksin Mehmet Allah aşkına? Şimdi bak, ne zaman getireceksin gündeme? Sivas'ın en önemli haftalara girdi. Fikstürüne bakmakta yarar var bence. Sivas'ın hocayla bakacaksın. Fikstürü kolay fikstür diyorlar çünkü. Hangisi için? Sivasspor'un fikstürü için. Ya bu, hazır mı Sivas? Şu an hiçbir takımı ben, bence öyle kolay fikstürü falan. Ha belki öteki maçlara nazar. Herkes yeniyor. Botada olduğu için söylüyorum. Boyu kısaldığı için ligin. Ya alttaki takımlarla oynamak belki daha sıkıntılı. Sıkıntılı ben de. Bak yani dedim işte biraz. Rakibinle oynamak daha iyi. Ama alt sıradaki oynayan takımlar düşen çıkamıyor işte. İstediğin kadar para harca yani, biraz önce söyledi Emre. Şimdi Sivas hazırsa verelim. Evet. Aslında kolay değil. Yani Antalya, ligin Denizli, dibi. Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Malatya, Fenerbahçe, Gençler gösteriyor. İlk 6 maç ligin dibindeki takım beraber sıkıntılı. Yalnız Sivas'ta da bir düşüş var. Bak Galatasaray maçında Galatasaray ilk 15 dakikanın haricinde maçı komple Galatasaray oynadı. Bakıldığı zaman. Hani o Sivas takımı içeride baskılı olan, hani ilk 15 dakika müthiş oynadı. Golü de buldu. Ondan sonraki Galatasaray ne zamanki golü buldu. Ondan sonra bütün oyunun hakimiyeti Galatasaray'dan yanaydı. Şimdi Fatih Hoca'nın basın toplantısı hazır. Emre istedi. Bir bakalım o bölüme. Dinleyelim Fatih Terim'i. Pozisyon gri. Yani penaltı pozisyonu net değil. Hakem vermemiş. Orta hakem. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, yani talimatnameleri bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez. Çünkü hakem görmüş, vermemiş. Olağanüstü %100 bir hata yapmış, vermemişse VAR çağırır. Sarakir'in de kırmızı kart görmesi gerekirdi. Direkt. Şimdi burada vermemiş hakem. Çünkü pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor biliyorsunuz. Sadece o bölümü hazırladı arkadaşlarımız. Bildiğim kadarıyla diyor. Yani bilmiyor hoca. Fatih Hoca bilmiyor. Bunu isterse İşte arayabilir, yakın bir tanıdığı hakem vaken mutlaka vardır. Zekeriya Bey'le falan muhabbetinin olduğunu zaten biliyoruz. Arar sonra... Yok, hiç muhabbeti yok canım. Muhabbeti olanları biliyoruz. Var var, masada fotoğrafları var o ya. O eskiden, o görevde olmadıkları zaman. Demek ki hayır, muhabbetleri Zorla'da var. Zorla'da falan buluşmuyorlar yani öyle. Demek hayır, ki muhabbetleri var diyorum ya. Başka bir şey ya olmaz mı abi, yıllardır zaten adam onun arkadaşı. Tamam söylüyorum arkadaşlar. Yani. Zekeriya arasında bir tane adam bir var. Bir arar Zekeriya, sorar der ki bak böyle, ben yanlış biliyormuşum demesi lazım. Çünkü yanlış biliyorsun hoca. Kritik konular bunlardır. Kritik konu, kırmızı kart konusu kritik konudur. Penaltı konusu kritik konudur.
İkinci sarı kart kritik konudur. Gol kritik konudur. Bu kritik konularda VAR devreye girebilir sevgili Fatih Hoca. Bunu biraz daha böyle etrafına birazcık sorarsan, hadi MHK Başkanı'na sorma. Yanındakilere birazcık sorarsan girer, girer. Bile, sana bu, girmiyormuş işte. Şey, bu konuda sana bilgi verirler. Burada girer de girmiyor işte. Ya biliyorsun bunu, bilerek böyle söylüyorsun ya da bilmiyorsun hakikaten. Ben daha masumane düşünüyorum, bilmediğini düşünüyorum hakikaten. Ama biliyorsan da bu şekilde ortaya atıyorsan, vay Trabzonspor'un haline. Ya Mehmet. Öyle tabii canım. Bak. Kızıştırmaya çalışıyor. Bak, Trabzon. Bak şimdi. Bak Trabzon. Bak kırdırıyor. Bak, yine algı yapıyor. Bak, bak. Yok canım. Ey Trabzonspor yönetimi. Yine başladı. Bak bak bak. Bak neler yaptılar. Ey Trabzonspor yönetimi. Evet. Sen iyi bir takım kurabilirsin. İyi bir orta saha alırsın. Söllot gibi bir golcü alırsın. Uğurcan gibi bir kalecinin. Harbiden iyi bir takım kurabilirsin. İyi futbolcular var. Tamam mı? Çok iyi hem de. Göreceli olarak... benim çok tasvip etmediğim Hüseyin Cimşir Hoca'yı getirmiş olabilirsin. Orada bir eksiklik söz konusu bence. Ama hadi onlar da... Dedim yani bir şey aldılar, risk. Öyle bir takım ki, öyle bir takım ki dediler büyük ihtimalle. Çok hocalık bir işi yok bu takımın falan dediler ama var. Ama futbolun artık sahada oynanmadığı haftalara giriyoruz. Bundan sonra çok ama çok dikkat edin. Çıt oradan, hani çıt oradan iki kopartırlar senden. Çıt oradan iki kopartırlar. Kime diyorsun bunu? Çıt Trabzon yönetimine. Çıt oradan üç kopartırlar. Aa ya, dersin yine şampiyon olamadık. Maç bitiyor zaten. Aa kim bak, şampiyon olmuş yöneticilerin dersin. Demeçleri var zaten. Hani ses zaten çıkıyor ama sesin çıkması da çok fazla önemli değil ki. Sahada kaybedilen iki puan var. Bunu hakemler alıyor. Senin iyi oynayıp kötü oynaman da alakası yok. Olan pozisyonları vermiyorlar. Penaltını da vermiyorlar. Olan golünü de vermiyorlar. Onun dışında zaten çekip alıyorlar her şeyi. Burada i̇şte net şimdi, olarak zaten görünüyor zaten. Şimdi Buralar tahsile girdi, başvuru yaptı. Şimdi yaptı, başkanın, evet, evet. Başkanın bazı ittifaklara karşı evet. Savaş açması lazım artık bu saatten. Çünkü artık bundan sonra haftalar başlıyor. O zaten sayın yöneticinin bir açıklaması var. Var zaten evet. Ondan alakalı. Ya Mehmet. Hepsini yazmış zaten Mehmet, orada söylemiş. Mehmet, bak, divan başkanı da işler, konuştu. Trabzonspor divan başkanı. Bu işler ben naçizane 26-27'li oldu babacığım. Bir kulağımızın arkası kalmış bak. Ya tabii ki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de bu işin içinden geldik. Ben sana, hani, sen... Hayır ben sana bir şey anlatacağım. Hayır yani, senin... Açıklamayla resmi listeden yaptığın açıklamayla falanla filanla ikinci yönetimle üçüncü yöneticiyle bu iş olmaz. Bir konuşacaksın, konuşsan da fark etmiyor. Bak bu ortalık birbirine girse ne olur biliyor musun? Sezon biter, Allah korusun. Şu şartlarda şimdi Trabzonspor şampiyonu hedefliyor değil mi? Şampiyon olamaz. Hakemler eğer senin önüne geçer, oyunun önüne geçer dediğin gibi atılan başladı. Goller şey, başladı. Ondan sonra ver yansın edersin ama ne olur? Ne yarar? Geçtikten sonra ne olacak ki? Bir hafta sonra hepsi unutuluyor. Hayat bu. Onun için demek istediğim, istediğin kadar bas bas bağır. Her takımın canı yanmadı mı? Büyük takımların da Anadolu takımlarının hepsinin canıyor. Kimi altta düşme mücadelesi veriyor, kimi şampiyonluğu oynuyor. Ama burada biz oyundan çok hep hakemleri konuşuyoruz. Sayın yapılan Ağoğlu, şeyleri... Sayın Başkan, Sayın Ağoğlu, başka kulüplerin, başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin gündemlerinin peşinden gitme. Kendi gündemini sen ortaya koy. Bak benden sana bir kardeş tavsiyesi. Başkan şu an bak. Bak Sayın başka Ağoğlu. Günde... Başkalarının gündemlerine cevap vermekle şununla bununla falan sakın uğraşma. Kendi gündemini kendin belirle. Bütün Türkiye onu konuşsun. Bak Trabzonspor yönetimi saha içinde kalmaya çalışıyor. Genelde biz oyunu konuşmaya çalışıyoruz. Biz zaten Trabzonspor olarak şöyle bir şey var. Hani zaten iyi oynamayan bir Trabzonspor'u kabul ediyoruz biz. Hani son 3 haftadır iyi oynamayan bir Trabzonspor var. Ama sonuçta kötü oynarken de gol atıyorsun, golün verilmiyor. Sezon sonu bakıldığı zaman Trabzonspor ligi nerede bitirmiş ona bakacağız biz. Ha o zaman dediğin gibi senin Hüseyin Cimşir neden getirildi? Neden şu oldu? Şapkayı o zaman öne koyacak. Hem yönetim hem herkes. Bittikten sonra. Geçti tabii, baba ondan an... sonra baba girdi. Ama şu an yapabilecek hiçbir yok. Yani kenetle Trabzonspor'un yapabileceği tek bir şey var. Kenetlenip önüne bakmak evet. Zorunda. Bir de şöyle bir şey gözden kaçırıyoruz bence. Galatasaray Trabzon. Evet 1-0 önde Gençler Birliği. Galatasaray Trabzon bu hatalar yapıldı. Aradan belki başka türlü varla malla başka işler yürütülüyor. Başka takım gidecek. Ya ben şu an diyorum. Yani... Uyutup hop ya. Orada güzel bir tezgahla bitirecekler. Ben diyorum, yani. Hani hakemlere bakıyorum. Hep onların hakemi öbür taraflara veriliyor falan. Yani başka işlere dönüyor bu var işler. Var. Ben şu an mesela bu haftaki maçlardan sonra özellikle bakıyorum. Her şeyi biliyoruz yani. Hakemlerle orada. Alakalı diyorum ya böyle bir şey yok. Yani art niyetli değil. Abi gördüğünü VAR'a gidiyor. Ben şunu kabul etmiyorum. Yani biraz önce söyleyecektim. Ya VAR'a gittiğin zaman 4 dakika orada kalıyorsan kardeşim öyle bir nokta yok ya. Kararı bulacaksın ya. Herkesin gördüğünü nasıl kararsız kalıyorsun? Ya, gördüğünü çal. Ya çal görüyorsun. Dürüstçe, bak, değil mi?
Eğer ekranda kararsız kalıyorsan, hayır, kararsız kalıyorsan o zaman saha içinde verdiğin kararı uygulayacaksın. Evet. Bozmayacaksın o zaman o kararı. Ya Trabzonspor maçının hakemine bak. VAR'a gittikten sonra hareketlerine bak. Tamam işte, başka bir şey demiyorum ben sana. Var, oyun içinde de aynı. Sadece ona bak. Ya, bazı şeyleri anlarsın zaten. Golü geçtim ya. İki tane penaltı var ya. Millet bak çok fazla onun üzerinde durmuyor. Pozisyonlar var orada, bazı şeyler görünüyor. Ben yanlış değil, ben gördüğüm her şeyi net olarak söylerim. Orada bir sanki böyle bir düşünüyor değil mi? Abi VAR'a baktın gittin, 4 dakika VAR'ın başına duruyorsun. Ya, bak. Döndüğün zaman ne yapman lazım? Kararını vermiş olman gerekmiyor mu? Dönüyor. Veremiyor işte. Ya 10-15 adım gittikten sonra karar veriyor. Hala düşünüyor orada. Düşünüyor. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, penaltı pozisyonları diyorum. Hadi golü bak. Hadi golü geçtim. Geç. Ya oyun içinde penaltı pozisyonları var abi. Nasıl vermiyorsun ya? Hadi onlarla orada niye gitmiyorsun? Tamam. Niye uyarmıyorlar o zaman? Ne oluyor? Düşünceniz yani nedir yani? Hakemlerin işi çok ama bu çok sezon zor. Başından beri böyle. Öyle evet. Beşiktaş da bunun sıkıntısını çekti ama Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe herkes çekti. Haftalar daha farklı konuşulacak. Senin artık canın yanmaya başladığı zaman şimdi ola ki bu hafta bir tane ama daha hata yapılsın böyle büyük. Bak Mehmet ne dedik hep? Burada bir haksızlık varsa, evet, bir kulüp konuşuyorsa, diğerleri aman ne güzel haksızlığa uğradı diye kenarda bekliyorsa bu iş olmaz. Evet. Bir gün ne zaman bunlar senin birlik olacak? Senin de başına gelecek. Ne zaman birlik olacak? O zaman hizaya gelir. Evet, 1-1 zaman oldu bu arada unutma. Gençler Birliği Antalya maçı 1-1. Evet. O zaman belli bir yol alınır. Mehmet yani bunu kimler yapacak? Senin barkı değerin işte yerleri düşüyor. Sen zarar edeceksin. Evet ediyorsun. Sen zarar edeceksin. Biz ligi konuşmuyoruz. De, dün mesela bu Galatasaray maçında VAR'daki Alper neydi? Onun ismi Gündoğdu mu? Gündoğar mı? VAR hakemi. VAR hakemi. Yani ben tamam, bir Gündoğar tanırım o daha kaçtı. Çağırıyorsun abicim o pozisyonda. Tamam. Trabzon maçı diyorsun evet, değil mi? Yok Galatasaray. Galatasaray. E niye Uğur'un pozisyonunda çağırmıyorsun? Aynı ekran önünde senin. Niye uyarmıyorsun yani? Yani orada uyarmışım pozisyonu hakem. Oraya varsa buraya nerede da olacak. Nerede penaltı? Tamam. Olmayan pozisyon. Ben, öbüründe de çağır. Ona da bak. Onda niye çağırmıyorsun? Anladın mı yani? Burada evet, olacak iş değil yani. Burada belki bir şampiyonluğu sen engelliyorsun. Veya dengeleri kuruyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Kimin için yapıyorsun? İşte adalet. Mesela, niye koyuyorsun? Mesela. Adalet. Yapmayacaksın bak, abi. Bu sene en çok neredeyse hiç hakem hatası yaşanmayan bir takım var abi. Atilla Karaoğlan. Kim? Başakşehir. Evet. Senin. Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan. Başakşehir'in böyle çok tartışmalı pozisyonu oldu mu? Yok. Olmadı çok fazla. Bak yani onu demeye çalışıyorum. Biz ne? Her takım konuşuyoruz ama. Çalışıyorsun değil mi? Deli ben, yine ben deli yap ediyorsunuz. Evet. Yani ikiniz de beni yok, deli ediyorsunuz yine. Yok yok. Bir ağzınızdan bir şey çıksın. Hayır. Yok, şöyle bir numaralı en az hata yapılan Başakşehir, iki numarada Galatasaray'dır. Galatasaray. Yani en çok Galatasaray hata yapılmış. Başakşehir'in çok fazla evet ben de sen deyince şimdi daha çok. Heh, biraz önce aslında ben onu söylemek olmadı, istedim. Niye yani söylemedin? Neyi söylemedin? Yani Başakşehir'i söylemek istedim. Yani. Ha, ha, ha. Anladın mı? Anlayanlar anlar. Ya tabii canım tabii. Yani arada hiçbir sıkıntı yok. İki takımı gidiyor. Sen aradan VAR'ı mara hakemler işi bitiriyorsun çaktırmadan. Ama yine bitmez. Daha çok yine bitiremez. Var, daha çok. İş yani, sahada biter yine öyle adalet böyle. Adalet var ya adalet. Eninde sonunda hak evet, yerini bulur. Yok futbolda olmuyor ya. Oo, bulur olur, bulur. Ben olur, sana olur, bu sene bulmaz. Bulur. Bir sene sonra unutma bulur. Fatih Terim'le ilgili az önce övgüleri sözler sarf etti. Galatasaray taraftarı da Emre'ye böyle birkaç mesaj var. Teşekkür ediyorlar. Tabii teşekkür ediyorum. Yani ne güzel işte bak doğru evet, normal diyor abi, ki iyi ise iyi kötü ise kötü. Onlar beni. Onlar siz rahat beni, olun. Bak her zaman böyle ters taraftan baktıkları için. Düz taraftan bakarlarsa benim her zaman doğru söylediğimi görürler zaten. Bak Emre artık ne kadar objektif oldu. Bak. Helva gibi o kulak mı? Helva gibi baksana helva. Baksana. Aykut. Senin tersin düzün belli olmuyor. Ne kadar, yok. Bu sene hangi takım tutuyorsun Emre? Şu an Galatasaray mı tutuyorsun şampiyonu? Ben Fenerbahçe'yim. Yok hani geçen sene Başakşehir'i tuttun olmadı. Onun için Beşiktaş. Şimdi Galatasaray'ı tutsan Allah aşkına. Rengi belli ya. Sonuçta Fenerbahçe. Ya Fenerli de hani kim ama şampiyon yani, olsun istiyorsun yani şu an. Benim takımım olmadıktan sonra çok önemli değil. Kim olursa olsun abi beni ilgilendir. Galatasaray tutmasın abi. Galatasaray tutarsa iki hafta sonra dördüncü falan abi olur. Abi şu an iki Galatasaray haftadır Galatasaray hakkında fatih hakkında. Ben acaba pozitif bu haftada itibaren Galatasaray'ı mı? Şöyle yani. Ama işte çok tehlikeli istiyorsun. Bak dört hafta sonra Galatasaray'ı görse. İkiniz de Galatasaray olsa çok farklı. Arka arkaya patır gütür dökülür valla. Galatasaray'ı yaşıyordur aman abi bizi tutma diye. Yok yok Galatasaray'la oldu abi zaten. Hayır. Oldu değil mi? Galatasaray'dan kabul eder mi, edebilir mi bilmiyorum. Onu sorarız. Hayır, benim Galatasaray'ı tutmam büyük bir tehlike. Onu söylüyorum. Tehlike, o yüzden. Büyük bir tehlike, tabii canım yani. Bir anda tepe taklak olursunuz Halim Allah. Şu kağıt gibi pozisyonu düşün. Var. Ama bak oy, izleyenler, izleyiciler. Var, fotoğraf var ya. Emre'nin bu duruma geleceği hiç tahmin ediyorlar mıydı? Var şeyde, Twitter'da. Emre'nin bu durumuna geleceği hiç tahmin ediyorlar mıydı? Yani bak, iki yıldır olan olaylardan ne sonra. Ne güzel konuşuyorum. Bak ne güzel. Galatasaray yeniyor. Turgay abi formayı giyiyor. Her zaman böyleyim. En çok takdir ettiğim yönü ne biliyor musun? Kabul ediyor. İyi, iyi, kötüyü kötü abi. Bitti. Bak mesela bu şey çok güzel mesela. Tamam savunduğu şeyler doğru. Ama şu da var. Net olarak eğer iyiyse iyi diyor zaten. Bitti. Uğraşıyor uğraşıyor. Olmuyor. Bitti hayır hayır bitti. Ben her bitti, zaman bitti. İyi iyi kötüye kötü. Şimdi ver, Fatih Hoca'nın evet, o kötü evet, döneminde nasıl iyi diyeceğiz?
Tabii canım. Öt dönümünde iyi deme şansın yok zaten. Ya o başka. Onu, tamam onu da eleştirir. Olur ama onunla başka türlü yaptı algıyı. Her neyse o önemli ama bu saatte bunu söylemesi de Emre'nin çok önemli bir şey. Mesela Turgay abi sarı kırmızı formayı giydi. Emre Galatasaray Fatih Hoca Hoca oldu her hafta. İşte elini öpecek Fatih şampiyon olur. Peki Fener iddialı durumda olsa... Şampiyon olsa elini öpmeyeceğim mi? Vallahi dedim söyle. Ha, dedi. Elini öpeceğim yani. Temel abi Arda da öptü. Emre de öper benim elini. Ne var ki abi Fatih Terim'e ya, yaş farkı var. Kabul etmez. Arda öptü de pişmandır alamadım Fatih Hoca'yı. Emre'yi kabul etmez ama ben belki araya girersem. Fenerbahçe kabustan neden uyanamıyor diye böyle bir başlıkla... Heh, şuraya gel bak. Kısa bir soruyla... Emre'ye topar. Bak Fener'i zaten hep kapattı. Hiç. Şimdi sen Emre sana öyle bir baktıcı. Konuyu diyor. Şöyle. Reklama çıkacağız birazdan ama. reklam öncesinde. Reklam öncesinde biraz konuyu ısıtalım deyip. Bence ikinci devre konuşalım. Reklama kadar. Yok. Yani sen konuş şimdi aç. Reklam uzatma. Aç biraz daha yorulun. Fenerbahçe taraftarı da çok soruyor. Görüşlerimizi merak ediyorlar bu noktada. Niye hala kabustan uyanamıyor? Bir kere Fenerbahçe taraftarına şu kalan ne kadar vaktimiz var? Devam etsen var. 3-4 dakika mı? Tamam 3-4 dakika varsa o zaman Fenerbahçe taraftarına şöyle bir şey söyleyeyim. Bak arkadaşlar şimdi şeyde sosyal medyada bakıyorum. Bir grup işte Ali Koç istifa, Ali Koç gitsin, işte şu gelsin, bu gitsin falan filan böyle muhabbetler yapıyorlar. Ya arkadaşlar yani bunu yazanın muhtemelen aklından zoru filan olması lazım yani. Çünkü normal bir adamın yazacağı bir şey değil. Şu ekonomik şartlarda adam bu kadar paralar vermiş şeye kulübe öyle ya da böyle. Tamam sportif olarak işte başarısız olmuştur. Hem futbolda hem basketbolda o harcanan paralar, o zoraki toplanıp da harcanan paralar yanlış harcanmıştır. Bunların hepsini kabul ediyorum. Teknik direktör anlamında çok büyük yanlışlıklar yapmıştır. Fakat öyle ya da böyle bugün Fenerbahçe kongreye gitse... Ben sana bir söyleyeyim, ikinci bir aday çıkma ihtimali çok zor. Şu şartlarda. Bilmez kimse. Adam 150 milyon euro cebinden vermiş. Sen bir başkana de ki, baba geleceksin bir 50 milyon euro vereceksin falan. Hemen koşa koşa arkasına bakmadan kaçar yani şu anda. Öyle bir ortamdayız. Onun için Fenerbahçe'nin şu anda öyle ya da böyle Ali Koç'tan başka, Sayın Ali Koç'tan başka çaresi yok gibi görünüyor. Bir kere şu başkanla ilgili tartışmaları bir önce bir bırakın. Başka şeyleri tartışın. Hoca kim olacak, sportif direktör olsun mu, olmasın mı? Sağ içi daha çok diyor. Sen onları tartışalım, oturalım, konuşalım, bir sürü şey yapalım. Bununla ilgili kafa yoralım. Ama başkanla ilgili tartışmaları artık bıçak gibi kesme zamanı arkadaşlar. Ali Koç bu kulübün başkanıdır ve bu kulübün başkan olarak devam etmesi için Fenerbahçe tarafında büyük bir kredisi vardır. Bu krediyi lütfen herkes saygı göstersin. Onun için hiç kimse yapmıyor. Sağ içine inelim. Şimdi ondan sonrası yanlışlıklar var mı başkanın? Var. Aziz Başkan, 20 yıllık efsane başkan. Yapmadı mı yanlışlık? 10 bin tane yanlışlık yaptı. Harcadığı para milyar euro. Getirdiği, çöp de getirdi. Milyar euro verip, dünya yıldızlarını da getirdi milyar euronun içerisinde. Hata da yaptı, doğruyu da yaptı. Şampiyonluk da yaşadı, başarısı da yaşadı. Bunların hepsini yaşadı. Fakat her başkanın bazı hatalar yapmaya, özellikle ilk sezonunda bazı hatalar yapmaya esasında bir kredisi hakkı olmalı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve gerçekten çok büyük fedakarlık gösterdi. Çok büyük rakamları Fenerbahçe'nin kasasına aktardı. Şimdi, peki Fenerbahçe ligde iddiasız durumda şu anda. Türkiye Kupası'nda iddiası devam ediyor. Şey çok kötü, yani bu kadar çok yatırım yapıp tamamen dükkanı boş kapatmak çok kötü olur. Yani yıllardır Fenerbahçe bunu yaşıyor. 6 yıldır neredeyse. Açıyorsun dükkanı, kapatıyorsun siftah yok. Açıyorsun dükkanı, elektrik yanıyor, su yanıyor, personel masrafları şunlar bunlar abi. Yani boş kapatmak, hep biz kulüplerin ekonomik güçlüğünü falan konuşuyoruz değil mi? Şöyle ekonomik düzelsin falan. Ya sadece ekonomi değil ki bu. Kupada alman lazım. Evet. Peki, devam edeceğiz. İkinci bölümde Fenerbahçe ile başlayacağız. Önemli noktalara değineceğiz. Fenerbahçe ile ilgili Beşiktaş'ı da konuşacağız. Biliyorsunuz İtalya'da koronavirüs sıkıntısı devam ediyor. Serie A yönetimi 3 Nisan'a kadar maçların askıya alınmasını istemiş. Önemli bir konu. Juventus-Inter maçı günün taze görüntüleri bir izleyelim. Sonrasında döndüğümüzde devam. Artı Futbol tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili seyirciler Serdar Sarıdağ, Emre Bol, Evren Turan, Mehmet Yılmaz ile birlikteyiz. Fenerbahçe'yi konuştuk, reklama çıktık. Elbette ki Emre Bol devam edecek, altını dolduracak ama bir kapı açtı. Oradan girelim.
Hemen Evren'e sözü vereyim. Diyor ki artık yönetim tarafını bir kenara bırakmak lazım. Biraz Fenerbahçe'nin saha içini değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum diyor. Nerelerde hata yaptı Fenerbahçe takımı? Teknik olarak belki de transfer. Sen nereden bakıyorsun? Ya onları çok konuştuk. Yani Ersun Hoca zamanında çok artık geriye dönmenin bir anlamı yok. Futbol böyle bir oyun. Yani tamam onlardan ders çıkarsın ama bundan sonra ne yapacak bence Fenerbahçe? Yani ligde nasıl, nerede bitirebilir veya kupayı alabilir mi? Önemli onu. Veya işte bir teknik adam olacaksa bu kim olacak? Yani yönetim artık hata yapma lüksü yok. Bütün hataları yaptı. Yani teknik adam konusunda istedikleri olmadı. İyi oyuncular getirdiler ama çoğu aldığı oyuncular istediği performansları vermedi. Futbol kulüplerinde büyük takımlar bunlara çok alışkın değil. Fenerbahçe'de başarılı olmak istiyor ama her şey, yani çok paran olması veya çok gücün olması işte sana futbolda bir şeyi kazandırmıyor. Bundan sonra burada işte Emre var, Zeki Hoca şu an herhalde o, işte Volkan beraber sezon sonuna kadar bu işi götürmek istiyorlar. Herhalde gözüken o. Yani haftaya da bir tane teknik adam gelir mi bilemem. Ama şu anki görüntü oyun anlamında sahanın içerisinde bir dağılmışlık var. Yani çünkü Fenerbahçe'nin son 6 maçına bakıyorum kaybettiği veya işte berabere kaldı. Bütün maçlarda gol de atmış, inanılmaz gol de yemiş. Yani burada normalde savunması işte iyi olan, hücum gücü de iyi olan bir takım ama atıyor da yiyor da. Yani burada önemli olan yemeyeceksin. Yani attın mı yemeyeceksin. Demek ki senin bir sorunun var, yani defansif anlamda bir sorunun var. Orta sahan çok iyiydi, kalabalık bir orta sahan vardı. Ne zaman Emre sakatlandı orayı bir türlü oturtamadın. Yani onu oynattın, bunu oynattın, işte Tolgay şeyine girdin. Şimdi burada doğru oyuncuları oynatıp bir şekilde iyi mücadele edip lige devam edeceksin. Yani şu var, eksikler var. Yani şu an bu saatten sonra Fenerbahçe, hani bu hafta lig için söylüyorum, kaç tane oyuncusu oynamayacak. Tabii ki diğer oyuncular da kaliteli oyuncular. Ama Fenerbahçe için şu an iyi oyundan çok kazanmak önemli. Fenerbahçe kazanamıyor şu an. Yani kazanıp biraz moral bulması lazım. Eğer Galatasaray derbisinden sonra o derbiyi kazansaydı fikstür çok avantajlıydı. Şu an psikolojik onu da kaybetti. Ellerinde bir tek kupa kaldı. Kupada avantajları var. İçeride Trabzonspor'a baktığında eleyebilirler. Yani 1-0 kazandığı zaman eliyorsun. Bir avantajı var. Tabii tabii, avantajı avantajı. Ona kilitlenmesi lazım. Hedefleri bitmedi. Yani hedefi olan insan, takım, yani hedefi olan herkes bir şekilde o işe kilitlenebilir, başarabilir. Yani Fenerbahçe'nin bu şansı var. Bundan sonra artık orada sorumluluk alacak kişi, ben sana söyleyeyim. Emre, Volkan takımın içerisinde. Bunlar sorumluluk alacaklar. Şu an bir teknik adam yok. Onlar bu işi şey yaptıysa hem Emre belki oynayacak hem de bir taraftan da takımda o sorumluluğu alacak. Öbür diğer Türk oyuncular devreye girecek. Çünkü bu Ersun Hoca gidecek kalacak bölümünden sonra ben baktım. Çoğu oyuncu sorumluluk almamaya başladı. Aman ihale bana kalmasın. Aman işte Vedat atsın golü veya öbürü girsin pozisyona girsin. Herkes sorumluluktan kaçtı. Bu sefer de sahada disiplinsiz bir durum oluştu yani. Attığın halde de yedin. Onun için Fenerbahçe'nin bir oyuncu toparlanması lazım. Eren, sağ içinden daha çok en büyük sıkıntı sağ dışı faktörlerle çok fazla gereksiz yere uğraştırdı ve zaman harcadı Fenerbahçe'nin. Bitti ama işte onu kapatacak artık. Abi şimdi gittin, gittin bir basın toplantısı yaptın. Abi oraya sallıyorsun, buraya sallıyorsun. Gereksiz cepheler açıyorsun. Ya A-Spor'a cephe açıyorsun. Sen A-Spor mu senin transferlerini yaptın? A-Spor'un Fenerbahçe'ye teknik direktörü, Koku'yu, Kuman'ı, Ersun Yanal'ı getirdi. Yani bunlar hep gereksiz şeyler. A-Spor örneğini niye veriyorum? Yani gereksiz cephe açmanın esasında en belirgin göstergelerinden bir tanesi olduğu için. Sağ içine eğileceğine hem teknik direktöre hem de futbolculara şu şansı verdin abi. Zaten bizi şampiyon yapmayacaklar. Biz zaten yan yollardan dolayı biz başarılı olamıyoruz. Düşüncesini hem Fenerbahçe camiasına hem Fenerbahçe futbolcularına verdin. Bu en tehlikeli şeydi. Hiç kimse sorumlu kalmıyor. Oyuncuların konsantrasyonu diyorsun. Hiç kimse sorumlu kalmıyor. Evet. Ersun Hoca çıkıyor basın toplantısında. Ya zaten işte hakemler bizim üzerimize oyunlar oynanıyor. Sonra şöyle oluyor böyle. Ya arkadaş sen yapıştırdın, sahada sildin, yendin. Rakibi de hakemler mi seni engelledi? A-Spor mu seni engelledi? Hayır. Sen işine yani gereksiz cepheler açtığını söylüyorum Fenerbahçe yönetiminin. Sağ içine bakması gerekiyordu. Biz nerede hata yapıyoruz? Bizim sıkıntımız nerede? Esasında birazcık bunlara bakması gerekiyordu. Serdar, isimler de var. İşte Lucescu deniliyor, Abdullah Avcı deniliyor, Labadia deniliyor, Schmidt deniliyor. Yani Alman olacak deniliyor. Tabii bunlar şu anda dedikodudan ibaret. Şimdi yani iz sürmeye kalkarsa baktığımızda sanki Fenerbahçe bir hocayla anlaştı ama bu önümüzdeki haftalarda değil, sezon sonu göreve başlayacakmış gibi duruyor. Çünkü hiçbir hoca bence bu halde bir takım almak istemez. Hayır, kabul etmiyorum bunu.
Neden? Bu halde gelmiyorsan gelme abi yani. Ne demek, niye gelmeyecek? Ne demek kabul etmez böyle bir şey? Ya o başka, tamam sen başkan oldun onu söyle. Kredisini ama ben hoca olsam gelmem. Abi iyi anlatırsan. O da onun yorumu. İyi anlatırsan. Allah'ım gelmem abi ben olsam. Ya iyi anlatırsan Sergen şimdi niye geldi? Darma duman bir takıma geldi değil mi Sergen Hoca? Evet. Dedi mi ben gelmem bu takımda, ben Sergen Yalçın olarak ben hayatımda ilk kez... Ama Sergen'in yaşım... durumu biraz daha farklı. Bak şimdi Emre, ben Sergen sen... Yalçın olarak... Ali Koç... Ben Sergen Yalçın olarak... Tamam. Ali Koç... Beşiktaş'ın başına ilk defa gelme şansını şu takımda ben niye harcayayım dedi mi? Tamam kabul. Demedi. Ama Ali Koç Fenerbahçe camiası içerisinde bir tane Sergen Yalçın bulabilir mi? Var. Bul. Hangi hoca? Var. Söyle. Varsa Erol Bulut var işte söylüyorum. E tamam bırakır mı adam orayı? Görev başında. Onu zaten, diyorum. Zaten bak görev başında olmasa gelir bence Erol Hoca. Zaten bence yani Erol Hoca demez. Anlaştığı hoca bence şu anda çalışıyor. Senin dediğine katılıyorum. Tabii, tabii. Böyle bir hoca varsa getir ama yok. Var Erol Hoca takım çalıştırıyor. Boşta o gelir tamam o elini taşın altına sokar. Ama Fenerbahçe kimliği dışında bir hocayla anlaşırsan o hoca şunu der. Ben sezon sonu geleyim. Yani bak Evren'in üzerine katmak istiyorum. Ersun Hoca bir paratonerdi. Oyuncu diyorduk ya nasıl sen bütün eleştiren hocaya. Oyuncu cesaret eder her şeye. Şimdi hoca yok. Şimdi paratoner benim diyor oyuncu. Ama en tehlikeli zaman da budur. Evet. Oyuncu hiç kimse topa girmez. Öyle mi diyorsun? Tabii. Hiç kimse topa girmez. Al sen vur Ali. Velicim al sen güzel şut çekiyorsun. Kardeşim al sen vur. Oraya gider iş artık. Hoca da yok. Hoca da yok. Yani bir basında artık... Önceden hocadan oyuncular dönmüyordu hiç. Medyada dönmüyordu. Taraftar da dönmüyordu. Şimdi böyle bir tehlikeli süreç varken Fenerbahçe kimliği dışında bir hoca geldiği zaman bu sorumluluğu almayabilir. Beklemekte adam haklı. Ama Erol Hoca boş da olsun. Sergen Hoca boş dedi. Gelir, koşa koşa gelir. Parayı pulu konuşmaz. Boş da değildi canım. Malatya'daydı. Bir hafta sonra geldi. Ama boştaydı. İşte sen öyle zannettin. Bak, adam şey, boştaydı abi takımın adı da. Yönetim yolladı canım. İkisinin adı şeyle de geçti. Dedi bak, abi Trabzonspor'la da anıldı. Yolladı. İki o, evet. Erol Hoca'nın da Sergen Hoca'nın da ismi Trabzonspor'la anıldı. Yani, biliyorsunuz hani bu hocalar. Anıldı. Şu ara Ünal Hoca bıraktığı dönemde. Sergen Hoca görevdeyken gitmedi. Belki de şu olabilir. Erol Hoca'yla anlaşmışlardır ama Erol Hoca der ki yani ben prensip olarak aldığım bir takımı yarıda bırakmak tamam, istemem der. Veririm. O başka. Veya Erol Hoca olmamıştır. Durun Erol Hoca ekle. Hayır ama senin söylediğin Erol Hoca üzerinden değil yaptığın vurgu. Ben isim üzerine biriyle anlaştığı çünkü Semih Özsoy'un açıklamalara baktığın zaman orada biraz şifreleri görebiliyorsun. Ben şu anda... Sen bak, o açıklamayı nasıl yorumluyorsun? Şimdi az önce Aykut bazı isimler söyledi değil mi? Ne dedi? Labadia dedi. Boşta. Bana şu anda gel desen gelir. Tayfun Korkut boşta. Gel desen gelir. Lucescu boşta. Boşta. Gel desen gelir. Demek ki diyorum ki beni şeye çıkartan, yani Emre'yle devam etme kararını Fenerbahçe yönetimine götüren, bence şu anda Fenerbahçe'nin anlaşmak istediği, Fenerbahçe yönetimine anlaşmak istediği hocanın ben şu anda çalışıyor olduğunu düşünüyorum artık. Geçen hafta işi biliyorsun Emre ile Fenerbahçe yönetimi bir görüşme yapmış. Çağırmışlar. Bir şeyler tebliğ etmişler. Ben bunu tabii görüşmenin tabii içeriğini bilmiyorum ama görüşme olduğunu, Emre ve Fenerbahçe yönetiminin arasında bir görüşme olduğunu biliyorum. Şimdi ne tebliğ etmiş oldu? Ne konuşmuş olabilir Emre ile? Baba sen sezon sonuna kadar bu takım öyle ya da böyle takım bir toparla. Volkan'la beraber gelin bir toparlayın. Bu takımı bir noktaya getirin. E şimdi getirin diyorsun da bir... Sorumluluk olarak çok büyük bir sorumluluk Emre üzerinde. Bir de yazın mesela şey var, Avrupa Şampiyonası var. Mesela Emre oraya gitmek istemez mi? Tabii gitmek ister ama gitmek, şu ne an... Ne yapmak zorunda gitmesi için? Oynaması lazım. Tabii. Şu görüntüde zaten, oynayamaz. Oynamaz yani. Şu an en kritik dönem o bak. Şu an teknik adamın niye gelmesi lazım biliyor musun? Tam onu Emre olduğunu da açıklamıyorlar. Oyuncu gibi gözüküyor şu an Emre. Onu sen şimdi kadroyu kim çıkartıyor abi şu an? Ya. Sorun. Bana onu hani söylesin de. Fenerbahçe'de bu hafta 11'de kadroyu kim çıkartacak? Mesela kim bu mesela Zeki Hoca saygı tanımıyorum ben. Hani Zeki Hoca ben şu kadroyu çıkartıyorum. Başkan tamam demez. Mecburen orada ya Emre ya başkan. Sorumluluğu ya kim bu, alacak maçtan işte bu sonra? Bu ciddi bir olay. Yani bu böyle haftalarca sürerse sıkıntı olur. Bir şeyin burası Fenerbahçe yani. 2-3 hafta olur. Büyük takım da bunu ama yapamazsın. 9-10 hafta da olmaz. 2-3 hafta olabilir. Kafana göre bunu götüremezsin. Kadronun kim çıkardığı belli değil. Tabii. Bir de bak, bir hedefim var yani. Kupa maçı ne zaman? 21 Nisan. 21 Nisan. Ondan sonra kaç maç kalıyor? 5 maç daha mı kalıyor? 4 maç mı kalıyor? Ya işte, yani saçma. O eğer Fenerbahçe kupadan da elenirse o zaman zaten diyorum ya bu oyuncular zaten şu an hocan yok. Şampiyonluk hedefinden ayrıldıktan sonra uzaklaştıktan sonra oyuncuları zaten konsantre etme şansın çok zor. Bak dikkat et sen bu hafta bekliyor musun Fenerbahçe takımının puan kaybedeceğini? Beklemiyordun ama oyuncular artık o kafada değil. Büyük takım oyuncuları şampiyonluktan uzaklaştığı zaman onları konsantre etme şansın çok zor. Yani tatil erken başlar oyuncular için.
Ben öyle söylüyorum. Ya bir de Emre şimdi oynarken hem orada bu Mehmet oynasın, Ahmet oynasın demek bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor yani orada bir sıkıntı olabilir. Onun için Fenerbahçe'nin bir önce teknik direktörü bulması lazım. Evet. Yani gelecek için de ilerisi için de düşünüyorlarsa şimdiden onu bir hafta içerisinde açıklayıp yani bu iş ne kadar uzarsa Fenerbahçe o kadar zarar verir. Ben söyleyeyim. Ya mesela Aykut Kocaman'la kötü bir yol ayrımı oldu. Hani Aykut Kocaman'ın tekrar geri geleceğini düşünmüyorum. Mesela İsmail Hoca boşta getir abi. İsmail Hoca ile konuş. Bu kısa süre için. İsmail Hoca'ya desen ki doğru düzgün bir şey de, çağırıp da ya hocam 10 haftada sana ihtiyacımız var yetiş dersen gelir. Bence de. İsmail Hoca iyi bir Fenerbahçelidir herkesin bildiği gibi. Bence gelir yani. Geleceğini düşünüyorum ben İsmail. 10 haftalık da olsa tabii canım. Elini taşın altına koyar. En azından dersin ki Fenerbahçe'nin başında bir teknik direktör var dersin. Evet. Anladın mı? O zaman dediğin gibi her şeyi söyleriz. Aykut Hoca'nın gelmesi çok zor. O kilimler, halılar falan hatırlıyorsun işte neler neler oldu. Ama adı geçiyor hocam. Yok Aykut Hoca. Aykut Hoca'yı Ali Bey de düşünmez. Ali Bey düşünsene Aykut Hoca gelmeyi düşünmez. Zannetmiyorum geleceğini. Ali Başkan ama sonuçta şeyi de düşünmüyordu. Taraftar getirdi Ersun Yanal'ı. İlk başta da söylüyordu zaten. Ama öyle bir zor şartlarda Aykut, geldi ki mecburen oldu. O hallar Aykut yani Kocaman'la ilgili. Mecburen oldu. Emre o Aykut Kocaman'la ilgili o sezon başındaki toplantıyı hatırlıyorum. Kendisiyle ilgili de pardon yardımcılarıyla ilgili. Ali Bey o bilgileri kim verdi acaba? Ben efendim böyle hepsini, böyle. Hepsini ben biliyorum. Ama. O raporu kim verdi? Orada çok büyük bir oyun oynandı. Tamam işte. Çok büyük bir oyun birincisi oynandı. O yapından kurtulması o lazım bence. O adamların öyle ya da böyle kulübün namusuna şerefine ben inan ben yıllardır o adamların hepsini tanıyorum. Hepsinin namusuna şerefine kefilim. Şeye gittim Antalya'da Konyaspor'un şeyine. O zaman Konyaspor'da çalışıyordu hoca. Yardımcılar beni gördü. İlk daha bu olaylar bitmiş daha yeni yeni bitiyor. Adamlar beni gördüler. Ya az daha elime sarılacaklar adamlar. Adam o kadar sıkıntı. Herkesin çoluğu çocuğu var. Tabii İnsanları tabii. Böyle hain diye hop diye bir anda yok halıya hocayı sarıp göndereceğiz. Yok şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bunlar baba olacak şeyler değil. Orada da mesela inanılmaz ya bazı şeyleri yaparken, hamleleri yaparken önce algısını oluşturmak diye bir şey vardır şeyde. Bizim kulüplerde. Tamam onu yapın ona bir şey söylemiyoruz. Ama alçakça bu iş alçakça olmaz. Anladın mı? Çok kötü bir yani gönderim şekli. Anladın mı? Onun için o dönem hiç hoşuma gitmemişti. O dönem hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Hem Fenerbahçe açısından hem başkan açısından kimse için hiç hoş olmadı. Başkanın ben orada yönlendirildiğini hatta tırnak içinden söylüyorum başkanın orada kandırıldığını ben düşünüyorum. Birileri başkanı kandırdı. Bu operasyona zorladılar. Nitekim de o operasyondan sonra ne oldu? Fenerbahçe uçmaya falan mı başladı? Ne oldu? Demek ki yardımcıları istemediler. Şimdi ne olacak? Yeni o bir teknik adam gelecek. Geldiğinde bir kadro isteyecek. Gidenler olacak. Şu anda yapması nasıl gereken olacak? En önemli şey şu Aykut. Bence Ali Başkan'ın önce bir safra temizliği yapması lazım. Fenerbahçe'de Fenerbahçe formasını giymeyi hak etmeyen o kadar çok futbolcu var ki şu anda. Hakikaten ya bugün bu haftaki yazımda da yazdım. Yani ya kolay bir şey değil ya Fener, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş böyle büyük takımların formasını giymek öyle kolay bir şey değil. Herkese de ama nasip olmaz. Yani Fenerbahçe Cumhuriyeti Fenerbahçe çiftliği olmuş ha. Çiftlik ya. Birileri gidiyor abi tatillerini yapıyorlar. Çuvalla para kazanıyorlar. Oo ne güzel abi. Bunların önünü artık kesmesi lazım Ali Bey'in. Oturacak. Önünde daha 8-10 hafta var. Bu 8-10 hafta içerisinde kimlerle yolların ayrılacağını hepsini bunları belirleyeceksin. Hatta yavaş yavaş artık takımdan uzaklaştırmaya başlasınlar. Çünkü zaten bu saatten sonra bir şey olmayacak. Altyapıdan çocuklarla çık kimse sana bir şey demez. Bak evet. Ömer Faruk bu hafta ilk defa şeyi aldı. Kadroya. Kadroya aldılar. Yavaş yavaş onu da çıkart, oynat. Belki içeriden bir cevher çıkar, bir şey çıkar. Deriz ki bak Fenerbahçe'nin de içinden kazanç şöyle olur. Bir oyuncu çıktı diye. Ferdi'ye çok şans verir gibi. Ya versinler, biraz daha arka arkaya biraz daha vermeleri lazım. Ferdi öyle tamamen boş değil, tamam fizik olarak biraz yetersiz ama güçlenmesi çok lazım. Çok yetenekli. Arka arkaya oynaması lazım. İnşallah o da olacak bir futbolcu. Tam da onu oynatmanın ve uldurmanın, olgunlaştırmanın zamanı bazı futbolcuların. En doğru zaman. Hedefsizsin çünkü. Yani ligde en azından bir hedefin yok. Bu dönemi çok akıllı hareket etmeleri lazım. Ali Başkan'ın artık bin düşünüp bir yapması lazım. O kadar iyi hareket, artık yanlışa tahammül yok. Artık Fenerbahçe'nin yanlış yapmaya sen tahammül de yok. Sen de yönetimin bu işlerde kabahatli olduğunu vurguladın değil mi cümlelerin? Yani başında. Şu var tabii bu ekip çalışması. Şimdi burada sadece Ersun Hoca'yı şey yapamayız. Hep onu eleştirdik. Oyuncular da şimdi suçlular. Yani oyunculara da baktığında evet oyuncular da performansları düştü. Yani sorumluluk tek, tamam almadım. Teknik adam seni yönetiyor ama hani sen gitti işte al teknik adam gitti dersin ki o hafta bir hareket bir enerji görürsün. Takımda yine bir şey yok. Yine aynı düzen devam ediyor. Ya bu olmaz. Şimdi burada tabii ki burada
başkan ve ekibi de sorumlu. Yani bu transferleri yapan, teknik adamları getiren onlar. Onlar da bu işte sorumlu. Yani bu bir ekip şeyi. Burada artık bu saatten sonra hatalıyı aramaktansa dediği gibi Emre'nin olayı çözme zamanı. Yani az hata yapıp doğru transferler, doğru teknik adam. Çünkü yönetici diyorsun, yönetmek. Yani burayı yanlış yönetirsen bizim için de aynısı geçerli. Yani hatalar yaparız. Hatalar yaparsan izlenmezsin. Anladın mı? Yani onun için orada da artık doğru işler yapmak lazım. Dediğim gibi sadece parayı verip istediğin oyuncu getirmekle olmuyor. Onları bir de yönetmek lazım. Teknik adam senin sonuçta çalışanın. Oyuncu öyle, menajeri öyle, hepsi öyle. Sen sport direktörü yanlış getirdin. Teknik adamlar olmadı. Oyunculara bakıyorsun, performanslarını geçen sene hatırlayalım işte Silimani veya hepsi şimdi gidiyorlar, uçuyorlar başka takımlarda. Onlardan o kaliteli oyunculardan istediğin verimi alamadın. Bu sene keza iyi bir başlangıç ama yine sonunu getiremedin. Yine performans düştü. Yani hep bir kaosluk, hep bir karışıklık. Tamam hakem hataları da oldu Fenerbahçe'ye karşı. Oradan da belli dengeleri bozulmuş olabilir. Ama bunlar mazeret değil. Mehmet, oyuncular inisiyatif almıyor diyor Evren. Almadılar diyor. Ya almadılar ama burada hep söylediğimiz bir şey var. Biz ilk başta tabii burada yönetimin de eksik olduğu noktalar olabilir. Ama oyuncular ilk önce kendi üzerine düşeni yapmak zorunda. Ama hocayla alakalı en başta geçen yıldan bu yana bizim konuştuğumuz şey. Ersun Hoca yanlış yaptı mı? Yaptı. Kadro tercihlerini hep yanlış yaptı. Ama oyuncuların da biraz önce çok güzel söyledi. Oyuncuların bence ilk önce üzerine düşeni yapması lazım. Sen ilk önce çıkacaksın sahaya. Takım için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Hocayı ondan sonra başkası eleştirebilir. Sen sahada işini yapacaksın. Çünkü onun için maaş alıyorsun. Onun için futbol oynuyorsun. Ama senin ilk önce bakıldığı zaman Ersun Hoca, biz sezon başı bir Galatasaray'ın kadrosu, bir de Fenerbahçe'nin derinliği en iyi kadrolardan bir tanesi dedik. Orta saha haberi aldı Fenerbahçe. Dedi ki bu kadar adamı ne yapacak? Ama eğer elinde bu kadar malzeme varken de kullanmasını bilmiyorsan, o zaman zaten seni şampiyonluğa uzaklaştıran etkenlerden bir tanesi bence Ersun Hoca'ydı. Şu an Fenerbahçe takımında geçen seneden bu yana Komoli geldi mi? Bu takımın en büyük sıkıntısı bence Komoli'ydi. Komoli ile ya doğru yapılanmayı yapamadığın zaman sıkıntılarını hep Fenerbahçe kulübü çekiyor. Şimdi Komoli gitti, hoca gitti ama ne oldu? Elde bakıyorsun ki yine şampiyonluktan uzak bir Fenerbahçe takımı var. Hocası belli değil. Yani bunları seçerken bence sezon başı yapılanmayı yaparken hoca tercihini ve de işte sportif direktör olarak adlandıran yeri iyi doldurmak lazım. İyi isimlerden seçmek lazım. Bir de elindeki malzemeyi çok iyi kullanmak lazım. Fenerbahçe'nin takımı kötü bir takım mıydı? Sezona başlarken burada ne diyorduk biz? Bu kadar kısa sürede şampiyonluğa havlu atacağını düşünüyor muyduk hiçbir tanemiz? Ben etmiyordum. Etmiyordum yani. Abi Ersun Yanal kimin yerine geldi? Kuman'ın değil mi? Evet. Kuman kalsaydı gene bu kadar olurdu en kötü. Ya bu kadroyu kime versen ne olursa olsun. Bu olurdu zaten. Yani, bana versen böyle olurdu abi yani. Yani ben onun için diyorum. Bence buradaki en büyük yanlış doğru yapılanma değildi. Yani hem hoca açısından belki sıkıntılı süreçten geçti geçen sene Fenerbahçe takımı. Oradaki sıkıntıyı gördü. Belki yeni sezona Ersun Hoca ile başlamayacaktı. O zaman doğru yapılanma yapacaktı. Komoli ile devam etmeyecekti. Aldın geçen sene dünyanın oyuncusunu, yabancı oyuncu hep yanlış. Hiç ona gerek yok. Ankara Gücü maçından sonra gönder hocayı. Şimdi şartlar değişmişti. Kopmazdı Fenerbahçe takımı. Ankara Gücü deplasmanından sonra, mağlubiyetinden sonra Ersun Hoca'yı göndersen şu anda bambaşka bir tablo var. O mağlubiyetten kaç maç oynandı? Çok net söylüyor. Arkasında işte Galatasaray maçı. Bu hafta Denizli maçı. Ya yok, 10 hafta kala Ersun Hoca'yla birlikte. Şampiyonluktan kopar mı Fenerbahçe takımı ya? Normalde bakıldığı zaman şu kadro. Kopmaması lazım. Ya kopmaması lazım ama bakıldığı zaman hem hoca gidiyor. Abi bak getirerek şampiyon yapmıyorsun ya. Göndererek de şampiyon yaparsın bazen. Evet. Bu işler böyledir yani. Doğru. Ya o bazı şeyi ne zaman zararın neresinden dönersen kârdır. Galatasaray maçından sonra Antalya Denizli maçı. Onlar da. Beşiktaş'a doğru geçeceğiz ama Galatasaray ile ilgili Galatasaray taraftarı Galatasaray'ın şampiyonluk şansını Evren Turan biraz yorumlasın diye soru veriyorlar. Tabii Evren'le birlikte diğer yorumcu arkadaşlarıma da sözü vereceğim. Galatasaray taraftarı çok soruyor. Galatasaray'ın şampiyon olabileceğine Evren Turan inanıyor mu? Bununla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Tabii ki. Yani ben en kötü zamanda da bunu söyledim. Yani sezon başı da bunu söyledim çünkü Galatasaray'ın bir yerden toparlayacağını biliyordum. Çünkü ne? Hem Fatih Terim var, hem oyuncu kalitesi çok iyi. Ama orada bir şeyler oturmadı. Ve devre arası Fatih Hoca, hep söyledim bunu, doğru bir hamleyle. Takımda işte Enzonzi, Ryan Babel'i yolladı, Onyekuru'yu aldı. Emre Mor'u yolladı. Emre Mor'u yolladı. Yani hatasından vazgeçerek, çünkü futbolda bunlar var, takımı bir dizayna oturdu. Devre arasında çok iyi geçirdiler. Evet, kısa bir dönemde ama İşte burada o konuşmalar, bireysel performanslar, Emre Akbaba takıma girdi. O takımın havasını değiştirdi. Falcao düzeldi. Ve Galatasaray dediğim gibi yine şampiyonluğun büyük adayı şu an.
Artık bu gözüküyor. Ben biraz önce söyledim. Kolay kolay da maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü maç kaybetme lüksü yok Galatasaray'ın. Artık takım olarak da Sivas maçına bakıyorsun. Maçın 60-70 dakikasını force etmiş, iyi oynamış, pozisyon bulmuş. Orada 3. golü veya Fegül orada gol atsa iş bitmişti. Yani o pozisyonları da yakaladı. E, hoca da zaten bugün sosyal medyaya düştü, ona çok kızıyor yani. Orada 3. gol atmamız lazım yani. 3-1 olacak maç diyor. 2-2 bitti diyor. Yani burada artık her oyuncu formda. Artı biz belli oyuncuları burada çok övdük. Çok belki fazlasını da yaptık. Hep böyle yaptık ama şu an Falco müthiş bir performans gösteriyor. Ben bakıyorum Türkiye'de hiç konuşulmuyor. Ya bu adam dünya yıldızı. 9 maçta işte geldiğinden beri her maç gol atıyor. Artı bir de Dembaba'ya da bunu sayabiliriz bak mesela. Şimdi tabii. Bakıyorum hadi o taraftar yok, medya falan çok konuşulmuyor evet. Ama çok başarılı. Ama Falcao'nun da öyle böyle değil yani. Hele bu hafta hem attırdı hem attı. Sörlot'u yani konuşmuyorum maç, zaten Sörlot gol kralı. Yani Sörlot'u zaten ona değeri verdik. Vedat Muriş'e yaptık evet, ama bakıyorum evet. Falcao hakkında hiç normal mi sanki. Ya bu adam sakatlıktan çıktı. Burada geldi. Demek ki her maç oynasa şu an maç ortalamasına bak 25-30 gol atacak. Yani şu an şampiyonluğa giderken Falcao bu takımı belki şampiyon yapacak attığı gollerle. Öyle de bir yani öyle de bir özelliği var. Her hafta da üstüne koyuyor. E şimdi her takımın içerisinde Mehmet de bilir, herkes bilir burada. Yani 8-9 kişi kendine gelirse takım toparlarsa sen maç kazanırsın abi. Kadro çok kaliteli. Baksana şuna. Maç 13 9 gol. 9 gol. Bir asist. İsabetli pas %80, ikili mücadele %40. Yani artık sezon başında daha fazla oynamış olsaydı diyorsun. Evet, şu an zaten 25 golü vardı yani veya 20 golü vardı. Bu oyunu aslında Galatasaray takımı biz sezon başı bekliyorduk. O kadar kaliteli kadro yaptığı zaman oyunu şimdi oynamaya başladı. Normalde bu kadronun hani elindeki imkanlarla sezonun başladığında bu oyunu oynaması lazım. Aslında biz öyle bekliyorduk. Galatasaray buradan yetişemezdi. Buna bu imkanı veren kim oldu biliyor musun? Rakipleri oldu. Tabii. Fenerbahçe oldu. Hakemler oldu. Puan öndeydi. Rakipleri oldu yani. Çok puan kaybı yaşadı. Bir de bak hep ligde şunu söylüyor. Tabii Galatasaray çok büyük bir seri yaptı. Hani 8'de 8 çok büyük bir seri. Ama iki maç kazanıp rakibin kaybettiği zaman puanlar zaten yakın. Yakalıyorsun. Çok uçuk yani büyük rakamlar yok arada. Onun için de bir seri yakaladığın zaman oraya o noktaya ulaşıyorsun. Artı Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe hepsi puan kaybettiler. Sivas kötü gitti. Kaybetti. Yani Galatasaray 8 kazandığı maçta bir tane hakemle kazandığını söyleyebilir miyiz? Yok. Hepsini çatır çatır kazandı. Şu Falcao'yla üstüne koyarak. Falcao'yla ilgili. Derbi olayı da buna dair. Bütün maçları hakkıyla kazandı. Falcao'yla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bak. Yani dünya yıldızı futbolcuyla normal futbolcu arasındaki esasında farkın ne kadar belirgin olduğunun göstergesi Galatasaray-Sivas Spor maçında çok fazla gün yüzüne çıktı. Abi Sivas bir başladı maça. Dedim ki bunları karanlık bir odaya kapattılar herhalde. Maç saatinde açtılar. Bunlar böyle şey gibi saldırdı. İnanılmaz bir şekilde bir saldırı. Çok iyi başladı Sivas Spor oyuna. Bak bu kadar iyi başlıyorsun. Golü buluyorsun. Abi maçta 90 dakikada yani otur Falcao'yu seyret abi. Bir asist, bir gol. Değil mi? Evet. Nasıl koşular yapıyordun boş yerlere? Abi yani otur seyret abi yani. Bak sen ders al işte. Sen bakıp şey olarak ne derler güç, kuvvet, kondisyon, dayanıklılık çok yüksek güce sahip olan bir takım olabilirsin. Akıllı. Ama yıldız abi koşarsın mücadele edersin. Bütün istatistikleri alırsın bir bakarsın maç yenilmişsin abi. Evet. Bana yıldız nasıl oldu lan bu dersin? Değil. Nasıl yenildim ben? İşte böyle özel oyuncular çat çat işi bitiriyor abi. Tabii. Boş alanda da hani koşuları verip tek pas gelip Fegüli'yle yapıp yerine gitmesi. De şey yapma. Fegüli'nin attığı gol de falan yani şeyin Falcao'nun verdiği Fegüli'nin attığı gol de. Yani 90. dakikada bir pas var. Vuramadı Falcao. Yani kalite. Abi kalite bak istediğin kadar koş. İstediğin kadar mücadele et. Elbette bunlar da futbolun içerisinde bitiricilik olması bitiricilik çok önemli. Ama yıldız abi başka bir şey. Yani yıldız alıyor. Son vuruşlar ya diyorsun ben koştum. Dembaba da onu gördük. Ben diyorsun koştum, mücadele ettim. Bu kadar koşu mesafesi yakaladım. Bütün sahanın hakimi bendim. Peki ben niye yenildim diyorsun. Yenilirsin abi işte. Anladın mı? Falcao gibi bunlar özel yıldız adam. Bir oyuncu. Abi özel bir özel adam çat çat işi çözüyor yani. Yani burada şu var. Galatasaray takımı sona geldiği zaman hep bunu binlerce defa tekrarladım. Özellikle bu seneki yaptığı performans inanılmaz. Geçen sene bu performansı yakalamadı Galatasaray. Şampiyon olurken 8-8 yaptı mı? Zaten bakalım. Yani Başakşehir'le çekişiyordu. Yani hani evet. Çok da aday yoktu. Şimdi bu sezon fazla aday var. Evet. Ama ben yine Galatasaray'ın bu yarış içerisinde eğer bu hafta yenseydi kesin derdim ama Beşiktaş maçını kazandığında ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylüyorum burada. Zaten önündeki 5 maçı kazanırsa da ama şimdi ben demiştim. Hani bunu şu an his geldi bana.
Hayır abi. Şu an geldi abi. Şu an ilham geldi bana diyor. Serdar ne diyor? Ben de Başakşehir yenerse Galatasaray şampiyon derim diyor. Evet. Galatasaray şampiyon olacak abi. Ben de Malatya Başakşehir maçını kazansa Trabzonspor. Beşiktaş'ta derinden iki maç sessiz sessiz de geliyor yani Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş'a sessizsin. Sen de Beşiktaş gibisin Serdar. Siz bu akşam bitirin. Bayağı sessiz değil. Yok ben net söylüyorum ben. Yok onun ki olmaz. Benim de ciddi ciddi düşüneceğim. İlk önemli, çok önemli Malatya benim için tarihi maç Malatya maçı. Malatya ve Başakşehir takımını kazandı ben de şampiyon Trabzonspor derim. Öyle mi diyorsun? Benim düşüncem o. Heh, net söylüyorum. Tane, bak, iki tane çok kritik maçı var. Ben de Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olacak diyorum. Ben de Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse Başakşehir şampiyon derim. Siz zaten sen bu ya ben anladım şunu. Anladım. Ben Başakşehirli oldu. Sen hani Başakşehirli bakalım. Emre sen ne diyorsun? Ben başlayayım abi. Biz artık bu saatten sonra böyle. Bak ne kadar güzel yorumlar yapıyorum. Evet sen ne kadar bizi takip ediyorsun. Elime gibiyim. Sizi takip ediyorum. Hep böyle olsana böyle hani. Ne güzel. Bizi takip ediyorlar. Zevk alır mısın? Fenerbahçe kopmuyor sen zevk alamazsın. Yok canım ben alamaz. Değil. Ben, tabii ki yani ben Fenerbahçe her zaman olsun istiyorum. Galatasaray şampiyon olmazsa kim olsun istiyorsun mesela? Hiç öyle bir şey düşünmüyorum ki yani. Sen Emre de düşünmüyor, sen de. Ya şöyle bir şey. Serdar, Mehmet Trabzon istiyor. Ben öyle bakmıyorum. Serdar Beşiktaş olmazsa Başakşehir olsun. Görüşüyor. Öyle değil canım. Yani ben mantık olarak söylüyorum. Fikstüre baktığım zaman falan hani öyle gözüküyor diye. Tabii ki ya Başakşehir olur ya Trabzonspor olur. Vallahi biz olmuyorsak ben çok fazla ne diyeyim. Hepsine saygı duyuyorum ama hani Sivas Spor olabilir. Şimdi bakın Beşiktaş'ta gelecek olursak eğer. Sergen Hoca geldiğinden beri oynadığı oyun şampiyonluk oyunu mu? Evet. Hatta şampiyonluk yarışındaki bazı takımlardan daha iyi oyun oynuyor Beşiktaş. Şimdi 43 puan. O Trabzonspor, o Medipol Başakşehir maçları şimdi öyle bir arıyor ki hoca. Orada giden 5 puanı. Eklesen 48 puan. 48 puan yapabilecek oyunu oynadı mı? Oynadı. Özellikle Trabzonspor maçı. Özellikle Medipol Başakşehir maçı. Şimdi tabii burada keşkeler yok. Bundan sonra ne yapabilir? Birincisi tabii ki bu maçı kazanmak zorunda. Ama burada Sergen Hoca'yla çıkıp bu maçı kazanan arkadaşlar. Bunlar geç. Bunlar önemli. Tamam da. Sergen Hoca da bunu biliyor. Önemli olan oyuncuların neler hissettiği. Oyuncu ben Galatasaray maçını aldım. Ya birincisi zaten Galatasaray maçını hani şampiyonluk yarışında olsan da olmasan da Galatasaray maçı adı üzerinde seni motive edebilecek bir maç. Seni motive edebilecek bir maç. Şimdi baktığınızda oyun olarak evet Beşiktaş Galatasaray'ı orada yenebilir mi? Yener. Beraber kalabilir mi? Kalabilir. Yenebilir de tabii ki. Yenebilir. Üç tane söyledi. Üç tane söyledi. Üçünü de söyledi gördün mü? Yenilebilir mi? Evet. Evet. Fakat burada çok açık ve net söyleyeyim. Bu hafta sadece Beşiktaş Galatasaray maçı, Galatasaray Beşiktaş maçı için söylemiyorum. Bütün maçlar için hakem atamaları çok önemli. Varı, orta sahası, yanı, dördüncüsü, gözlemcisi dahil. Bak gözlemcisi dahil. Biz ne yaptık? Hakem konuşuyoruz geldiğimizde beri. Hakem. Hakem, evet. Hakem. Sezon maçında beri hakem. Bizim suçumuz ama hayır. Kendi suçları. Kendi suçları. Ya ben geçtim. Tamam biz hakemden anlamıyoruz. Oyun kurallarını bilmiyoruz. Futbol oynamadık tamam. Onu da kabul ediyoruz. Eski hakem yorumcu, yani eski hakemler, şimdiki yorumcular aynısını söylüyor. Bizim söylediklerimizin aynısını. Erman Hoca başta, Ahmet Hoca, diğer Deniz Hoca. Sosyal medyada bir Seçim Hoca var. O da aynısı. Selçuk Hoca. Herkes aynı şeyleri söylüyor hakemlerle. İyi iyi konuştuğumuz. Burada önümüzdeki yaptığı ben... Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzon, ne Başakşehir. Bence hakemler damga vuracak. İyi veya kötü. İnşallah öyle olmaz. En çok hakemler konuşacak. İnşallah. Gene, hiç konuşmayız. İnşallah. Değil mi? Hiç konuşmayız Mehmet. Ya eğer bunun üzerinde bu hakem hatalarını bir daha haftaya tekrarlarsa o zaman ha, bu Beşiktaş'ta da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bence bu hafta... Boateng bir ilk 11 oynar. Adem Laiş mi? Belli değil. Ya. Gökhan Gönül oynuyor. Boateng de oynayabilir. Adem Laiş de oynayabilir. Hangisi bence oynayabilir? Bu hafta Beşiktaş da kazanabilir. Galatasaray da kazanabilir. Beraber de bitebilir maç. Olabilir. Hepsi olabilir. Trabzon, Başakşehir. Trabzon da kazanabilir. Sen Başakşehir de kazanabilir. Kadro yapsan Adem Laiş mi ilk 11'e koyarsın? Boateng mi? Ya da ikisini aynı anda mı oynatırsın Galatasaray karşısında? Galatasaray kazanmak istiyorsan risk alacaksın ama orada o riski alamazsın. Seyirci avantajı Galatasaray. Ama senin başka şeyin yok. Burak forvette, evet. Solda Enkudu. Sağa kimi koyarsın? Lens'i mi? Lens tamam. Gökhan arkada. Sen kimi düşünüyorsun? Senin ben Burak. Ne? Bak bugün bana biri kadro verdi. Beşiktaş kadrosu. Abi dedi. Doğru üçüncü mu? Bölge kadro. Verdi 12 kişi ediyor o gerçi de. Var öyle 12 kişi yapan ya. Dedi o ki, kadro kesin kazanır bak. Ona şey yapma öyle olur böyle olur deme. Evet Hamza Hoca geldi şu anda Mert'in yanında Hamza Hoca'yı dinleyelim. Hamza Hamzaoğlu. Hocam nasıl bir karşılaşmaydı? Neler söylersiniz? Belirli bir oranda götürdüğünüz maçı ancak daha sonra yenilendi bu arada. Evet yani söylediğiniz gibi aslında maçın kontrolü büyük ölçüde bizim elimizdeydi. Bu şekilde geçti.
Çünkü Antalyaspor gerçekten ikinci yarıda çok iyi takviyeler yaptı, iyi toparlandı ve iyi de oynamaya başladı. Ve tehlikeli bir hücum hattına da sahip. Onları durdurmak kolay değildi fakat bugün bunu önemli ölçüde başardık. Çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda evet biraz yön değiştirerek rakibin dengesini bozup fırsat yakalamaya çalıştık ama bunda zaman zaman başarılı olduk. Zaman zaman da fazla yaptığımız için etkisiz kaldık. İkinci yarıda pozisyonları değiştirdik oyuncularımızın ki bundan bir de gol bulduk. Sion'un attığı güzel bir gol oldu. Maçta yaptığı 2-1'di. Daha sonra pozisyonlar yakaladık yine rakip kalede. Değerlendiremedik. Duran toptan yine çok kötü bir gol yedik öyle söyleyeyim. Ve tam kazanacağımızı düşündüğümüz ve kazanmamız gereken bir oyun oynadığımız bir maçta 1-1'lik sonuçta ayrıldık. Ama bir notta şeye düşmek istiyorum. Son dakikalardaki penaltı pozisyonuna. Evet yani ya kimseyi suçlayarak konuşmak istemiyorum. Yani hiçbir takımı, hiçbir hakemi suçlamıyorum. Fakat yani bunu bir standarda bağlamak lazım. Çünkü geçen hafta aynı pozisyon Beşiktaş maçında, Beşiktaş-Alanya maçında. Yine kol kırın bacağından sekiyor, yerden geliyor eline. Bu penaltı veriliyor. Aynı pozisyon yani Çiko yanılmıyorsan. Çiko'nun yine ayağından yerden sekiyor, eline geliyor ve bu verilmiyor. Yani bunu standarda bağlamak lazım. Bu penaltı mı değil mi? Biz bilelim ki yani ona göre biz de boşu boşuna hakemlere itiraz edip de hem onları üzmeyelim hem kendimiz üzülmeyelim. Aynı şekilde çünkü o top da bizim top da kaleye doğru gidiyordu. Ve top yön değiştirdi bu tarafta kaldı. Yani neye vereceğiz? Yani eller kapalı olması lazım diyorlar. Ama açık eli ve topun yönünü değiştiriyor. Kaleye doğru gitmesini engelliyor ki kaleye doğru gitse gol olmayacağının bir garantisi var mı? Kaleciden seker, direkten döner, bizim oyuncunun önüne düşer, direkt kaleye gider. Yani buna bir anlam getiremiyorum. İnşallah buna bir çözüm bulurlar yani bir an önce. Karar aşamasında da çok uzun sürmedi hocam. Yani kesin bir karar çıktı tabii ki. Yani niye hemen hakemi VAR'a çağırıp da o zaman bakmadınız yani? Geçen haftaki maç mı aklınıza gelmedi hiç yani nasıl olacak bunlar yani kendi içinizde bir ayrılığa düşerseniz o zaman biz ne yapacağız yani neye itiraz edelim neye etmeyelim bilemiyoruz yani. Oldu. Özellikle bir de sakatlarımız var kadro kurma konusunda bu sizi zorluyor mu haftada bir Denizli mücadeleniz var? Yani tabii ki sakatlarımız bizim için önemli eksikler fakat ben bütün oyuncularımdan memnunum onların yerine oynayan herkes görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Bu genç arkadaşlarımız için de bir fırsattır sonuçta. O yüzden tabii ki onlar da aramızda olsa daha güçlü bir kadromuz olur ama ben memnunum. Bütün oyuncularımdan memnunum. Şimdi Berat vardı hocam. Değerlendirseniz oynadığınız sürede. Ya oyuncularımı tek tek değerlendirmeyeyim. Hepsinden memnunum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Gençler Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun canlı yayındaki açıklamalarını ekrana taşıdık kıymetli izleyicilerimiz. Tabii ligde de şampiyonluk yarışı üst tarafta devam ederken alt tarafta da gerçekten çok zorlu karşılaşmalara tanıklık ediyoruz. Kritik maçlara şahitlik ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz ligin kalan haftalarında. Serdar tam tamamlayamadın galiba orayı. Bir tamamla sonrasına devam edeceğim. Beşiktaş kısmını. Ya şimdi sana hatta Emre Bol sordu nasıl bir 11 ile çıkar diye. Kadro. Evrende. Bugün de biriyle oturdum işte bir kadro yaptı. Gerçi 12 kişiye çıkıyor ama. Dedi ki abi ben dedi Enneli ve Atiba ikilisinden birini keserim. Bey Atiba'yı. Adem Lay için Boateng'i arkada forvetin arkasında yan yana oynatırım. Derbide. Dedi. Derbide. Maç ya 5-0 yenilir ya da 5-0 yener. Herhalde o olur. Başka bir şey olmaz dedim. Dolayısıyla yani mutlaka birinden birini tercih etmek zorunda kalır. Bence Boateng de başlar. Burada Ender Hoca güzel söyledi. Temaslı oyun olacak mutlaka. Güçlü oyunculara ihtiyaç olabilir. Boateng güçlü. Lens güçlü. Enkudu, Burak Yılmaz keza öyle. Atiba orada 8 numara. 8 olmasa da 8 oynuyor. Adem Laiç'i bir hamle oyuncusu olarak değerlendirir diye düşünüyorum. Evet formda. Son yarım saat belki ikinci devrede direkt Adem Laiç'te başlayabilir diye düşünüyorum. Yani Adem de başladı. Boateng'i hamle oyuncusu yaptı. O da makul karşılığı. Bu kadroyla çıkarsa sen nasıl görüyorsun? Yani öyle yaparsa söylediği üç, şekilde. Üç tane atar Galatasaray öyle. Boateng, Adem'le hiç o kadar. Ama şu var yani maç zaten
Maç üç zaten atar da kaç tane yer? Ha işte iki tane yer veya bir tane yer. Sonuçta maç zaten gollü olacak. Yani bu maç, bu derbide gollü bir derbi izleyeceğiz. Ben öyle izliyorum. Sergen Hoca da ya, öyle bir kadro söyledi ki yani. Ya ben buna... O diyen kim onu? Sana... sana yok, şey, yorumuna... Ay, sana gülmüyoruz biz Aykut'un gülmesi. Aykut'a gülüyorum ben ya. Yok yani o, o kadroyla çıkarsa fark atar diyor. Üç tane atar. Evet. Ya onlar... İki tane iyi oynayan takım. Bu ara bakıldığı zaman çıkardım. İki tane kaliteli futbol oynayan. Zaten ben de aynısını söyledim yani arkadaşa. Söyleyen ama arkadaşa. Sergen Hoca gerçekten şey ofansif yani derbi de olsa o da önde basacak. Yani Karısı da kesiyormuş. Saldırır arkadaşlar. Yani iki takım da bence futbol adına bence bu hafta güzel bir karşılaşma olacak. Trabzon maçı da aynı öyle olur. Başakşehir Trabzon. Ama Galatasaray Beşiktaş maçı da kesin öyle olur. Yani onun için... Bu hafta Galatasaray Sivas Galatasaray maçı da güzeldi. Güzel evet, çok güzel maçtı. Hele son bölüm de acayip zevk aldık son 30 dakika. Evet ya. Yani. Ya gol varsa işin içinde hani seyir zevki daha farklı oluyor zaten. Gol yoksa ne olursa olsun. Ya kazanma mecburiyetin var tamam mı? Orada bir kazanma mecburiyetin var. Kazanmak zorundasın. O zaman bu işi daha zevkli alıyor. Bak hep söylüyorum bu beraberliklere verilen para var ya düşür abi. Galibiyeti arttır. Şimdi sana çok kızarlar ama. Ben böyle futbol seyredeceğim kusura bakma abi. Bir de hakemlerde avantaj kuralı. Bak senin rakibin var. Doğru kullanma. Senin rakiplerin alışveriş merkezleri oluyor haberin yok. Diziler, dijital platformlar, evet. Sosyal medya hesapları onlar oluyor artık senin rakiplerin. Evet. Efendiler yani şu beraberliği düşür. Herkes kalenin önüne takım otobüsü çekiyor ya. Yetmiyor malzemeci minibüsünü de koyuyorlar yanında. Biraz hakemler de avantaj kuralını iyi kullanmalı değil mi? Tabii. Oyunu hakemler sık sık kesmeli. Avantaj kuralları kullansın da avantaja katalım Aykut Allah aşkına yani. Adaletli dağıtım yapsınlar gördüklerini çalsınlar. VAR'a gittiği zaman da doğrusunu versinler bari. Hani sahada veremiyorlar onu. Peki, hakemler kim olur? Doğru versin. Hakemler kim olur? Çok zor bir soru ya. İşte çok kilit önemli. Nokta olacak zaten. Hakemler abi şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir şey var. Artık rakip futbolcuların analizleri yapılırken maça atanacak olan hakemlerin de analizleri yapılıyor. Derbi kim yani, olur sana göre? İkili mücadelelerde hakemler nasıl? Serdar. Hücumda nasıl oynuyorlar? Sen ne diyorsun? Hayır nereye geliyorum? Bence... Bak işi anlamadınız siz. Abi Burak Yılmaz'ın önüne bir geçti hakem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Golü engelledi. Hakikaten yani... Doğru. Vida gibi girdi. Kim olur sana göre? Ben iki derbiden birinde Fırat Aydınus olur diyorum. Sana göre kim olur? İkincisinde olacak. Bu hafta maçı aldın mı Fırat Aydınus? Galatasaray Beşiktaş. Bence olmaz mı? Bence iki derbiden olmaz. Bir tanesinde olur. Fırat bugün bu sene formda ya bayağı. Alır mı en diyorsun? Son hangi bence maçı? Alır bak. İkisinden birisi mutlaka nöbetinde. Bence ikisinden birini çünkü bu sorumluluğu alabilecek bir hakeme verecekler. Burada da en tecrübelilerden bir tanesi o. Günahından, sevabından bence bir tanesini kesinlikle ona verecekler. Öyle yani, mi diyorsun? Ben Fırat Aydınus'u boş geçeceğini düşünmüyorum o iki maçtan birini. Benim kendi düşüncem. Sen ne diyorsun Evren? Abi sen şu Mete Kalkavan Ali Palavik olmasın da. Mete abi Mete, Mete ya. Mete Ali Palavik olmadı mı benim tüylerim diken Allah diken oluyor. Her an sanki... Bize ailesi Özkaya. Olmasın da. Sanki özellikle yollamışlar gibi yani ikisini. Maçlara bak son haftalara şimdi devam. Şimdi onu istemeyeceğiz atıyorlar. Diyoruz. Bunu istemeyeceğiz. Bu hep bir mitöztürk işler. Bütün maçlarda mitöztürk görüyoruz. Yok ya ben de mitöztürk. En sevdiği hakem mitöztürk abi. Öyle mi diyorsun? Hakemlerle işte beğeniyorum abi hakemleri mitöztürk. Çok beğenir. Türkiye'nin en yetenekli hakemleri. Kim olabilir ki başka şimdi kim olabilir? Halil Umut neler mi? Ben bu abi ben yarın onu öğrenirim. Şey. Tahmin. Zorbay. Zorbay küçük. Yarın, bu hafta kim maçı? Zorbay bu hafta bizim maçtaydı. Yarın işte. Öğrenemezsin abi yarın salı. Öğrenirim ben. Vallahi. Nasıl evet, öğrenirsiniz bak. Siz? Abi bırak biz sen biz top oynuyorsun. Biz de buralarda top oynuyoruz hacı. Yok ben Fenerbahçe şeyinden düşündüm yani. Nasıl oradan mı? Nasıl yok, öğreniyorsun? Biz de öğreniyoruz. Gazeteci adam. Olarak. Gazeteci haber kaynakları var. Perşembe açıklanıyor. Normalde Perşembe açıklanıyor. Evet. Ben Emre Bol salıdan açıklar. Salıdan açıklar. Tamam yarın bekliyoruz. Açıkla duyalım. Biz de duyalım, biz de merak ediyorum. Paylaşmıyorsan da biz de paylaş. Ya söyle, ben de Fatih Hoca'ya hemen söyleyeyim bari. Öyle mi? tahminini alalım peki. Yok, ona göre hazırlansın bari, ne yapsın? Kadro ona göre bir şey. Mesela Malatya, Trabzon, çarşamba Ali Palabıyık. En kritik maç bence bu. Halil Palabıyık mı? Tabii tabii. Geçmiş olsun. Aykut. Malatya, Trabzon. Ya yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Olabilir. Malatya Spor için de, Trabzon Spor için de hata kaldıracak bir maç değil bu maç yani. Yani hakemin Allah yardımcısı olsun şöyle peki. Bir şey. Hakem hadi, şansı da biraz versin. Allah kimin yardımcısı olur biliyor musun abi? Doğru düzgün gördüğün şalanın yardımcısı olur. Tamam onu diyorum işte çıkacak onun için de düzgün yönetecek. Allah onun yardımcısı olur abi. Yok hakemlik çok zormuş. Oğlum artık zor değil. Gidiyorsun televizyona bakıyorsun zaten seyrediyorsun. İşte, zorluk bir şey kalmadı artık yani. Bak da doğruyu ver bari. Unutma. Trabzonspor Malatya maçı nasıl bir 11'le çıkar? Eksikler nedir? Yunus Emresel telefon attığımızda. Yunus. Evet Aykut Hoca, Trabzonspor yarın saat 14'te Malatya Spor maçı için Malatya hareket edecek. Bu karşılaşma öncesi Gilermet, Da Costa ve Mesias'ın ertelenen Malatya Spor maçından sonra transfer edildiği için
oynayamayacağını söyleyelim. Ayrıca Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları bulunuyor. Macit Hüseyin'i ve Cao Pereira'nın da uzun süredir sakatlıkları vardı. Bugün ilk kez antrenmana çıktılar ama takımla birlikte tam anlamıyla çalışmadılar. Oynayıp oynamayacakları yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenman sonrası netlik kazanacak ama iki oyuncunun da riske edilmeme ihtimalinin bulunduğunu söyleyelim. Dolayısıyla takımda stoper bölgesinde şu anda Hüseyin ve Gaston Campi kaldı. Ayrıca altyapıdan muhtemelen Atakan Gündüz de kadroya dahil edilecektir bu bölgede sıkıntı yaşanmamak için. Şöyle bir muhtemel 11'le biz takımın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde Hüseyin Campi ikilisi olacak. Solda Novak, orta sahada Sosa Mikel ikilisi, orta sahanın sağında Abdülkadir Parmak, ortada Badu Endiaye, solda Vakeme, ileride de Sörlot olacak. Ama Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak arasında çok ciddi bir forma savaşının yaşandığını söyleyelim. Ekuban ilk 11'de başladığı karşılaşmalarda, son iki karşılaşmada çok beklenen performansı sergileyememişti. Abdülkadir Ömür'ün de henüz 90 dakikayı kaldıracak fiziksel yeterlilikte olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla şu an itibariyle o bölgede Abdülkadir Parmak'ın biraz daha formaya yakın olduğunu belirtelim. Ayrıca Badu Endiaye ve Jonobi Mikel'in de maç içerisinde zaman zaman ciddi form düşüklükleri yaşaması Abdülkadir Parmak'ı o bölgede de ciddi bir alternatif haline getirmiş durumda. Tabii özellikle Gaziantep'le oynanan maçın ardından yaşanılan açıklama süreçlerinde Trabzonspor taraftarlarının tek yürek olduğunu, yerel basının tamamen takımın, teknik heyetin yanında olduğunu vurgulamakta fayda var. Şu anda sezon başından bu yana ilk kez Başkan Ahmet Ağoğlu ve yöneticiler şampiyonluk kelimesini telaffuz etmeye başladı. Eğer Malatyaspor deplasmanından Trabzonspor 3 puanla ayrılırsa tabii ki Başakşehir'le sahasında oynayacağı karşılaşma sezonun belki de kırılma maçlarından bir tanesi olacaktır. Bu nedenle antrenmanların oldukça hızlı ve tempolu geçtiğini söyleyelim. Zaten yönetim kurulu Mart ayı gelmeden Mart ayının ödemelerini oyunculara yapmıştı. Dolayısıyla bu anlamda da hiçbir sıkıntı bulunmuyor Trabzonspor'da. Sadece Malatyaspor karşılaşması Trabzonspor için oldukça önemli ve antrenmanda da sürekli olarak onu vurguluyor Hüseyin Çimşir. Malatyaspor'un eksikleri, sakatlıklarının bol olmasının bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz sadece kendi futbolumuzu oynamaya odaklanmalıyız diyor Aykut İnce. Teşekkürler Yunus. Az bir zaman kaldı Malatya Trabzon maçına. Dediği gibi Mehmet'in hakikaten bu karşılaşma final niteliğinde, bu maçı kazanırsa Başakşehir maçı çok büyük önem kazanır. Hani kaybetse de aslında Malatya maçı önem kazanır. Ama şampiyonluk yolunda artık hiçbir takımın kaybetmeye tahammülü yok. Ama ola ki bir puan kaybı yaşanırsa sıkıntılı bir dönem başlar diyor Mehmet. Başakşehir maçı öncesinde. Tabii ki bakıldığı zaman bu maç bence final maçı. Tek tek bakacaksın maça. İkisine de 3 puan veriyorlar bütün maçlara. Eğer sen bu maçta puan kaybı yaşarsan Başakşehir maçı daha farklı bir havada geçecekti. Yine kazanmak isteyeceksin ama bir moral bozukluğu olacak. Çünkü Trabzonspor elindeki avantajlar, yani kredisini şu an tüketti. Bu maçta onun için zaten hep bu maça güveniyordu. Bu maç artık Trabzonspor'un liderlik içinde olma maçı. Yani bu maçı ne olursa olsun, bak o kadar eksiği var Trabzonspor'un. Şimdi Da Costa oynamayacak. Ciler mi oynamayacak bakıldığı zaman? Çünkü Da Costa haftalardır bu takımın vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu. Şimdi Da Costa oynamayacak. Defansta fark ne olacak? Şimdi Abdülkadir Parmak, Endiaye, formsuz bazı oyuncular var. Hüseyin Hoca belki onları dinlendirecek ama ben hücum hattının şöyle olacağını düşünüyorum. Ekuban, Vakame ve Sörlo. Çünkü Abdülkadir Ömür bu sakatlığı yaşayan birisi olarak ben döndükten sonra hem fiziksel olarak çok büyük eksikliğim var. Biraz zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika oynayacak. Bir anda ilk 11'de sorumluluk verirse çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Belki her şeyi yapabilir ama fiziksel özellikleri şu an daha yeterli değil. Onun için de zamanı var. Abdülkadir Ömür'ü biraz daha yani rotasyon oyuncusu olarak kullanacak. Yeni sezonu hazırlayacaksın ama Trabzonspor'un olmazsa olmazı bu maçta kesinlikle 3 puan almak zorunda. Son 2 dakika birer cümle rica edeyim. Ben sadece bir şey merak ediyorum abi. Hüseyin Cimcir Hoca. Evet. NDI'ye yazdığı kağıtta ne yazıyordu? O yediği kağıt. Her hafta, her hafta taktik gibi işte taktik yazıyor. Abi niye yiyor? Yediğini görmedim. Yediğini şey görmedim. Yani yırtıp atabilirdi. O ara demek ki küçük geldi kağıt demek ki yuttu. Ya oğlum alanı şey ver. Bari bir su iste yani. Yani bir su iste. Yedi ya kağıdı bayağı bildiğin yedi. Belki ağzında tutuyordu. Evren kocaman da bir kağıt. Öyle küçük de bir kağıt. Ne yazdıysa ona. Yememiştir ya. Yani ağzında şey olmasa. Yani o koşu temposu da boğulur ya.
Öyle sen şimdi eğer bu kadar büyük ki hani orayı tam görmedin mi? Yani yiyemezsin, yerse boğulursun, koşuyorsun zaten. Ya bir şey tamam da yedi de oyundan çıktı ama. Hayır hayır, maç ondan içerisinde mı yedi. Ya. Yok, oyundan aldı ya, kağıdı yedirdi, oyundan da çıkardı hoca. Acaba bir şey söyleyeceğim. Mesela evet. Allah aşkına ne yazmış olabilir? Oğlum sen hani, sağa geç, şuna söyle, sola orada, geçsin, tabii, olana geç. Her hafta yapıyor onu. Ya bu kadar yani FBI bilgisi mi, CIA bilgisi mi, bu da bunu yiyorsun oyun ya. Oyuncu ne düşün? Onu şöyle bir al şunu, at dışarı da yani. Takdir sonunda, takdir sonunda. Şortun şurasına filan. Şey, kendini ima edecek. Takdir sonunda şu yazıyor. Hemen ye. Bunu okuduktan sonra bu kağıdı ima edecek. Kendini ima edecek. Şeyde var ya James Bond'da. Bu kağıt kendini canı istemiş demek ki ya. Kağıt içmek istemiş. Bu arada hakemle ilgili bir büyüğüme sordum, bir abime sordum bu işleri iyi bilen. Dedi ki eğer dedi dengelere bakarsak, dengeleri gözetirsek hani... O da olabilir, şu da olabilir mi dedi? Evet. elde hakem kalmıyor dedi. Tamam biraz... Hakem kalmıyor. Tamam yine aynı yorum. Senin arkadaşlar da senin gibi ya. Ama bak şimdi dengeleri gözetersek... İsim verdi mi? Durumlar o kadar vay. Ama Galatasaray dedi, Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi bence dedi Fırat Aydınus olur. Çünkü bizzat şiş gündür. Evet. Galatasaray maçını yönetmiyor dedi Fırat Hoca. Kesinlikle ikisinde birinde olur. Teşekkür ediyorum. Trabzon, Başakşehir'i... İnan kimse tutturamaz. Teşekkürler. Çok keyifli bir program oldu. Yarın söyleyecek. Artı futbolu kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.